Bios TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar efendim. Hayata yorum kanatanların kanalı Kios TV'de ben Yıldırım Kemal Kaynar. Ben Korhan Kaynar. Konuşulmayanların ve spor emekçilerinin güçlü sesi. Kios TV, Kios Sport Şeref Tribünü programında bir kez daha karşınızdayız. Daha evvel yaptığımız programlarda yine enleri, yine istisnai insanları konuk etmiştik stüdyolarımıza. Spor adına tüm konuşulmayanları dile getirdik, inceledik, irdeledik, araştırdık, söyledik, söylemlerin üstüne yorumlar yaptık. Önemli olan yorum değildi. Önemli olan icraata geçirebilmek diye söylenenleri. İşte bugün yine Gemliğin iki güzide, iki değerli şahsiyeti stüdyo konuklarımız. Gemlik Galatasaraylılar Derneği yöneticileri sevgili Ümit Yüksel ve sevgili Sezgin Mutlu bizlerle birlikte. Alalım Osmancığım. Hep bendeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz Şeref Tribünü programına. Hoş bulduk. İki güzide Galatasaraylı olarak. Her programda dile getirdiğimiz üzere kendi programlarımla da hep aynı şekilde giriş yaptığımdan üstüme yapıştı. Sizi ne kadar anlatmaya çalışsam da sizin kadar anlatamam. O yüzden kendi cümlelerinizle kendinizi ifade ettiğiniz takdirde neler söyler Sezgin Mutlu ve Ümit Yüksel bizlere? 1970 doğumluyum. Artvin memleketim. 2008 senesinde Gemlik Galatasaray Derneği'ni kurucu başkanıyım. Yaklaşık 13 yıldan beri de 6 yıl faal olarak başkanlığını yaptım. Ondan sonra ikinci başkan olarak devam ettim. Şu anda da Nisan ayında yeni bir yönetim oluşturduk. Hatta Hasan Yavuz başkanımız şu anda kendisi. Ben kurucu başkan olduğum için birçok yönetmen içerisinde bulunmak zorunda oluyorum. Aslında hep devamlı değişsin istiyorum ama bir türlü olmadı o. Şu anda da yine ikinci başkanlığı devam ediyorum. Hasan başkanımızın işleri dolayısıyla gelemedi. İstanbul'da kendisi yetişemeyeceğini söyledi. O yüzden de Sezgin başkanımla beraber katıldık. İki tane kızım var. Bursa'da iş yerimiz var. Su üzerine ve dağıtım yapıyoruz. Onun haricinde de iyi bir gemi sporcuyuz. İyi bir Galatasaraylıyız. İyi bir gemlik sevdalısıyız. Gemlik sevdalısıyız. Yaşımız gereği, işte Uğur benim sınıf arkadaşım, belediye başkanı. Hı hı. Bizim de yaşımız itibariyle şu anda gemliğe en faydalı olacağımız belki de 5 senemiz var. Bunun için de ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bunun peşindeyiz. Sevgili Uğur Sertaslan'ın 2 senesi gitti ama Ümit'ciğim. Geriye kaldı 3 senesi. 3 senesi kaldı. İnşallah 3 senesi hatırlatayım o 5 sene içerisinde 2 sene içerisinden sonra. Bizler de işte bu zaman içerisinde bir şey yapabiliriz. Yaptık yapamadık zaman artık yerimizi gençlere bırakacağız. Öyle devam edecek sonuçta. Zaten silsile yoluyla bu yetenek ve görgü diyeyim aslında gençlere geçmeli. Biz ona el vermek diyoruz ya. Gençler sizin yanınızda yetişip o algıyı, o görgüyü aldıktan sonra Gemliğe daha da bağlı ve daha da sevdalı olacaklar. Çünkü gördüğüm kadarıyla hem Sezgin Mutlu hem Ümit Yüksel hakikaten Gemliği seven insanlar, özünde seven insanlar ve karakterli ve hakikaten insana değer veren tabii insanlar. Tabii Galatasaray için değil sadece Gemlik için de faydalı olmaya çalışan insanlar. Bu konuda fazlasıyla faydalı. Aynı zamanda şu da var, biz derneği kurduğumuzdan beri de biz yaşadığımız şehre de saygı duyduk. Burada Bursa içerisinde yaşıyoruz. Bursa'nın kültürüne, Bursa'nın ekmeğine hiçbir zaman da şeyini yapmadık. Yani Bursa'ya da saygı duyduk. Ama Bursa'da olduğu zaman Bursa Spor'sa, biz İstanbul'a çıktığımız zaman da kendi renklerimize, sevdalı olduğumuz renklerine de saygı duyduk sonuçta. Herkesin şeyleri başka duruyor. Tabii ki herkesin görüşleri. Yani o çizgimizde durduk yani sonuçta. Herkese de saygımız çerçevesine göre gitti yani. Evet Sezgin'cim söz sende. Evet. Bilmeyenler için yine söyleyelim. Bilmeyen yoktur ama. Evet bilmeyen yoktur. Ben Sezgin Mutlu. Giresun doğumluyum. 1977. Giresun, Dereli doğumluyum. Kendimi şöyle tanıtayım. Tabii 2005'te Ümit Başkanımız, kurucu başkanımızla birlikte Gemlik'te Galatasaray Derneği'ni kurduk. Neticede spor olayım benim kendim de faal futbolcuydum gençlik dönemimizde.
Gemliğimizdeki çeşitli kulüplerimizde futbolumuzu oynadık. Gemliğimize hizmetimizi yaptık. Benim eski takım arkadaşımız. Seninle de evet bir dönem oynadık, doğru. Bunları saymaya gerek yok. Yani Gemlik'te çeşitli kulüplerimizde oynadıktan sonra eski yine sizinle birlikte oynadığımız dönemdeki arkadaşlarımızla birlikte futbolu bıraktıktan sonra kulüp kurduk. Kulübün adı ne? 1922 Gemlik Güven Spor Kulübü'nün başkanıyım şu anda. 1922 biliyorsunuz Gemlik'in kuruluş yıl dönümüdür. Yıl dönümünün tarihidir. 1922'yi oradan aldık. Yani dedik ya Giresun'dayız ama Gemlik'in de bir değeriyiz. Gemlik de bizim için çok değerli, çok sevdiğimiz bir memleketimiz. Yani Gemlik'in isminin olduğu her yerde ben kendimce yaşadığım boyunca elimizden ne geliyorsa spor anlamında, sosyal anlamda veya başka bir anlamda, siyasi anlamda elimizden geleni yaparız. Onun dışında işte Gemlik Galatasaraylı Derneği'nin kurucusuyuz dedik. Yaklaşık 11 sene oldu. 11 yıldır da dernekte devam etmekteyiz. Haricinde 6 yıl Galatasaray'ın biliyorsunuz Ultrastan taraftar grubu var. Gemlik'te de Ultrastan Gemlik'in 6 yıl süre başkanlığını yaptım. Ve görev süremiz bittikten sonra yine başka bir arkadaşımız görevini aldı ve devam etmektedir. Ama Galatasaray sevdamız yine devam ediyor. Yine hep beraber Galatasaray için, Gemlik'teki Galatasaraylar için onu da söyleyeyim. Çünkü sonuçta her takımdan yaşayan insanlarımız var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Gönül verdiği renklerle ilgili bir durum varsa bize gönül vermiş, Galatasaray'a gönül vermişlere biz hayat su götürmeye. Galatasaray'ı onlara nasıl tanıtabiliriz? Onun sevdasıyla çalışıyoruz. Yani onları maçlara götürmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte işte eğlenmeye, şampiyonluk varsa kutlamaya gibi Gemliğimizde güzel hani kendimizce, kendi çapımızda onlarla birlikte var olmaya devam ediyoruz. Sosyal aktiviteler içerisinde, affedersiniz, sosyal aktiviteler içerisinde genelde hep baktığımda siz yanınızda hep gençleri empoze etmeye, gençlerle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da çok güzel aslında. Bir takım taraftarlığından veyahut da bir dernek yönetiminden ziyade gençleri sporla birlikte sosyal faaliyetlere, birlikteliğe, beraberliğe ve tek yürek olmaya yöneltmek ve bu yönde insanlara faydalı olmaya çalışmak çok istisnai şeydir. O yönden sizi bir kez daha tebrik etmek isterim ki sizin sosyal sorumluluk projeleri içerisinde pek çok desteğiniz mevcut. Mesela yayın EPLS'i istişaremizde sevgili Sezgin'le konuştuğumuzda sağlık çalışanlarına şiddetten tutun ki pek çok sosyal sorumluluk projeleri içerisinde gerek pankartlı gerek bireysel destekli birçok kez hep bu kampanya ve projelerin içerisinde oldu. Aktif olarak. Bu da hoşuma gidiyor. Hakikaten gurur duyuyorum. Neden? Hiçbir zaman hangi takıma gönül verirseniz verin, insanlarla aranızdaki bağ ve yakınlığa hiçbir renk engel olmamalı. Evet. O konuda gri veyahut da beyaz olmalısınız. Aynen. Ya, tabii ki fark etmese bile, görmese bile bir şekilde böyle insanların var olduğunu bilmek bizim için büyük bir gurur. Şimdi biz normalde spor derneğiz. Aslında bizim çok şekilde sporun haricinde bir şey yapmamız şey sıkıntılı. Derken yani sıkıntılı değil de yetişemeyiz yani şeye, o maddi duruma gecikmeye. Mesela geçen sene o şu Covid-19 sıkıntısına girdiğimiz zaman hepimiz evdeyiz. Canberk aradı, dedi ki abi dedi köpek dedi şey sokakta dedi hayvanlar dedi aç dedi. Mama vermemiz lazım dedi. Dedim Canberk bizim mamayla ne işimiz var? Hani bir çocuğa spor ayakkabısı al, top al desen alalım. Yani biz mamayla ne yapacağız sonuçta? Abi dedi, zaten şu an yapacağımız şey yok. Satlar kapalı, maça gidemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Arkadaşların cebinde para pul da var, mama alalım. Sezgin yönlendirdi, Canberk yönlendirdi. Evet. Hatta sen devamında, sen evet. Daha çok yoğunlaştın orada. Şimdi şöyle, tabii Canberk bizim yönetim kurulu üyemiz bir arkadaşımız. Bu kardeşimiz başkanımızla irtibata geçtiği zaman, yani kurucu başkanımızla. Biz yönetimsel olarak ne yapabiliriz'e odaklandık. Başkanımız gruplardan yazdı.
sosyal medya grubumuz var. WhatsApp vesaire gibi. Oradan konu haliyle ekipleşmeye, ekipleşme içinde bana görev verildi, görev düştü. Canberk arkadaşımızla birlikte onu da aldık. İşte hesap numaralarımıza ya da kendi aramızda topladığımız paralarla mama almaya çıktık öncelikle. Burada mamalar alındı. İşte bu Hayvanseverler Derneği arkadaşlarla irtibata girdi. Destek olmuş bize. Zaten kendisini de tanıyorsunuz arkadaşım. Ben de bir üyesiyim. Evet, oranın bir üyesisiniz. Bu arkadaşlarla Handan Hanım benden irtibata girdi. O arada ismi hatırladığım var. Handan Hanım'la görüştük falan. Ne yapabiliriz? İşte nerelerde ne var? Belli noktaları söyledi. İşte Kurşunlu, Kumla, işte Şahin Yurdu vesaire falan. Bayağı bir yerlerde bu hayvanlarımızın yaşadığı, bunların ihtiyacı olduğu vesaire gibi konularla ilgili bir çalışmayla ilgili başladık. Biz mamalarımızı satın aldık. Kurduğumuz ekibimizle beraber, onların da kendi ekibiyle beraber gösterdiği noktalara kendimiz bizzat görelim istedik. Neden? Ya böyle bir şey varsa bir de biz insani olarak görelim. Bu Hayvanseverler Derneği'nin hakikaten kutluyorum. Onlara da buradan hani alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Onların işi hakikaten zor. Yani ağzı yok, dili yok bu hayvanlara. Her noktada, her mevsim, yağmuru çamuru demeksizin bu insanlar hakikaten bu mamaları oraya götürüp onların karınlarını doyuruyor. Çok önemli. Yani çok önemli. Onlara buradan da yine destek anlamında bizi izleyen, Kios TV'yi izleyen sizler nezdinde hem teşekkür edeyim hem de bu duyarlı vatandaşlarımızın da bu derneklerimize, bu dernekteki görevli, şefkatli insanlara maddi veya alıp mamayı teslim etmelerini özellikle rica ediyorum. Kendi gözlerimi gördüğüm için bunu istirham ediyorum ki inşallah bu her zaman bizde her dönem her sene bir şekilde onlara yardım edeceğiz. Çünkü başkanımıza da anlattığımızda ki kendisinin işinden dolayı gelemedi biz nokta nokta gördük. Belediyemizin de bazı şeyleri var orada hayvanlara koydukları odak noktaları falan filan hepsini de görmüş olduk. İyidir değildir hani yağmurdan korunuyor mu hakikaten. Evet. Özel bir çalışmayla belediye de yapmış yani yapacağını. Belki yeterli, belki yetersiz bilemem. Onları yine Hayvanseverler Derneği bilir. Biz var olanlara yardımımızda bulunduk. Hasan Başkanımız, Hasan Yavuz Başkanımız, ikinci başkanımız, Ümit Başkanımız da beraber bu çalışmaya start verildi. Onların nezdiyle, onların emriyle biz de çalışma fırsatı bulup yönetici arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla, üyelerimizle birlikte güzel bir an yaşadık. Hayvanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Tabii sadece maçla, sporla değil. Tabii yani şimdi bunun aradan bir ay geçti. Gene evde oturuyoruz. Hep orada evdeyiz ya. Bir şey çıkamıyoruz dışarıya sonuçta. Pandemi muhabbeti. Şimdi evde herkes yazıyor. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ya dedim bir şey yapmamız lazım. Şimdi herkesi şey basıyor. Sonra Sezgin dedi ki abi dedi bir etkinlik yapalım. Vallahi doğru. Dedim Sezgin etkinlik de nereye kadar gidecek sonuçta bu? Yani şey yapıyorsun. İş açmaya başlıyor. Ha, yani ondan sonra abi dedi ne yapalım ne yapalım? Abi su dağıtalım. Evet. Ne suyu? Ben şimdi su dağıtımın değil mi Bursa'da? Bayiliğimiz var. Bursa Bölge Distribütörlüğü. Ondan sonra bardak su. Sen de pazarlık yaptık ya. 10 bin tane bardak su. Pazarlık şey yaptık ha. Dedim ki tamam böyle böyle dedi. Ben de gruba yazdım. Bizim dernek grubu var. Dedim arkadaşlar gemideki bütün bu jandarma, emniyet, sağlık çalışanları, işte sağlık ocakları falan kimlerle varsa dedim. Su dağıtımlı bir proje çıktı. Var mısınız? Bak saat 11'de yazdım. 5'e kadar bir miktar para toplandı. Yani 5'te de kapattım şeyi. Ondan sonra ertesi gün buraya arabayla paletleri indirdik. Dedim Sezgin top sende. Ben dedim yapacağımı yaptım. Malları aldık. Ürünler de depoda. Nasıl yapıyorsan yap. Kimdi bize o arabasını veren arkadaş? Şimdi onu da söyleyeceğim. Şimdi önce bir pazarlığa girelim hoş geldin. Şimdi tabii sonuçta bu tonlarca su. Tabii, 10 bin adet su dediğin zaman yaklaşık 4 palete falan tekabül ediyor. Şimdi biraz biz bir miktar yaptık da tabi buna da sponsor da lazım. Hani derneğimiz olarak vereceğiz. Başkanım işte sen de hani su fabrikasyon zarfı vesaire falan. Çok sağ olsun. Şirket sahiplerinden Hüseyin Yavuz ona da buradan çok teşekkür ediyoruz. Onun da bir paletiyle. Başkanımız kendi cebinden bir palet yardımıyla iki palette kendi aramızda topladığımızın ücreti işte şudur budur bunu karından almayı vesaire gibi pazarlığımız oydu.
Biz yaklaşık 10 bin bardak veya 10 bin adet diyelim, 10 bin adet suyu aldık. Çok büyük rakam. Başkanımız bize burada kendi Gemlik'teki su dağıtım yeri var, ne diyorlar abi ona, deposundan almakla orada ayırdı. Biz kendi yine ekibimizi kurduk. Sağ olsun buradan geçen gün programınızdaydı. Tente ne Kan Yılmaz. Doğan Kan Yılmaz. Doğan abimiz. Doğan abimizin bir karavuz arabası var. Kendisi İnegöllü ama çok büyük bir Galatasaraylı ve Gemlik sevdalısı bir insan. Buradan da saygı ve sevgilerimi sunuyorum kendisine. Biz de saygı. Aracını bize tahsis etti. Aracını bize tahsis etti. Biz önce bir hastaneye Şahmeran Bey'le bir görüştük. Dedik ki böyle bir projemiz var. Gemlik Galatasaray Derneği olarak sağlık çalışanlarımızın evine gitmediği dönemler, ilk dönemler su ile ilgili sıkıntıların olabileceğini hissettik ki emniyetle de ilgili sokakta hiçbir marketin açılamadığı bir dönem. Yani marketler açılıyor ama nadir vesaire saatler mi vardı onu tam hatırlamıyorum ama sonuçta görev yapıyorlar. Hem saat kısıtlaması vardı. Saat kısıtlaması vesaire. Şimdi yani emniyette oranın da çok büyük ihtiyacı vardı. Biraz ihtiyaçlarını hastanenin giderdik. Emniyet müdürlüğümüze gittik. Onların da, o da dedi ki ya dedi, hatta emniyet müdürüyle ayakta görüştük, bir yerden geliyordu. Biz de bardak suları indiriyorduk. Dedik arkadaşlar dedi, bu pandemide dedi susuzluk çekiyorduk. Göreve giden, yani işte şehir içinde işte var yani şey atıyorlar, ne diyor, devriye atıyorlar değil mi? Devriye görevine çıkan arkadaşlar bizim suylarımızdan işte devre arabasını alıp susuz kaldıklarında susuzluklarını gideriyorlar ki yaz ayı vesaire. Hani böyle bir şeye hakikaten çok mutlu olduk. Yerinde bir an oldu yani. Denk geldi. Artı bazı noktalar var. Engül'de polis noktası var, hı hı, bilirsiniz. Oraya dahi ulaştık. Oraya da bıraktık. Sağlık ocaklarımız da sağlık çalışanlarımız olduğu için sağlık ocakları işte bu 4-5 noktaya dağıtımını gerçekleştirdik. Doğan Kan Yılmaz abimizin bize tahsis ettiği kendi şirket arabasını o gün belki de işe gitmedi adam bize bıraktı. Dedi güzel bir proje. Ben dedi bugünkü belki takacağım tenteyi yarına dedi takarım. İstirham ederim dedi ama dedi bu arabayı bize tahsis etti. Ona müteşekkiriz. Tüm sağlık çalışanları da müteşekkirdir herhalde. Onlar acele yani getirdi. Doğan böyle bir adamdır. Doğan canlı. Doğan çok yani her ne kadar yine gönlü de olsa. Şöyle esnaf. Yani tam sevdiğim bir insan. Tam yani. Esnaf Kemal. Yani. Can ciğer ya dostum. Bir de sadece tek bir dernek bazında değil. Herkese biliyorsun benim. Evet. Biri. Kesinlikle. Benim, bir tek benim, şey değil yani. Benim eski mesleğim reklam tabela üzerineydi. Tabi o görevi bıraktık. Şimdi 17 yıldır Çimtaş'tayım. Çimtaş'ta çelik kaynak vesaire üzerine çalışıyoruz. Hatta Çanakkale projesini daha yeni bitirdik. Hani burada da bir sloganımız var. Buradan da demeden geçemeyeceğim. Hani biliyorsunuz Çanakkale geçilmez. Geçilmez. Köprüyü kullanın. Bunu da ibare olarak koyalım. Kamu spot olarak bunu da verelim. Kamu spot olarak koyalım. Köprüyü yani Çanakkale geçilmez, köprüyü kullanın. Köprüde kullandığınız demirler bizden gitti hatırlatayım. Çok güzel bir görüşme oldu pandemide. Biz WhatsApp grubundan 6-7 kişi görüşme yaparken bunu kararlaştırdık. Güzel oldu. Başkanım yani sen de dediğin gibi durup dururken ürettiğimiz değil ama hakikaten Galatasaray'a neler yapabiliriz? Galatasaraylı olarak Gemlik'teki fark etmiyor. Belki sağlık çalışanı Beşiktaşlı. Helali hoş olsun. Biz orasında değildik. Ya yani. Galatasaray yok yani. Yani burada Gemlik bak bir şey yapmamız lazım yani. Şöyle çok doğruymuşsun. İsmimiz, vallahi tas tezgine geçince sana pek söz kalmıyor. İsmimiz Gemlik'se. Ben koronla biz birazdan burada şey yapıyoruz. Harikasın. O zaman kere bağlıyoruz yani. Tezgin abi Kemal, keselim burada. Seni de, seni de keselim. Samimiyetle söylüyorum. Sen benim çocuklu bir arkadaşımsın. Beni çok iyi tanıyorsun. Abimi de tanıyorsun. İsminin Gemlik olduğu sonrasında Galatasaray. İsminin Gemlik olduğu işte Güvenspor. İsminin Gemlik olduğu ama başka bir şey. Yani önemli olan burada yani Gemlik'teki insanlara, yaşayanlara ulaşabilmek. Hangi takımda olduğunun mühimi yok. Ya zaten söz konusu gerçekten. Eğer insanlara destek ve yardımsa bunu asla ve kat'i suretle bir renge bağlamamak lazım. Siyaset de böyledir. Renkle yani siyasi görüşlerde babayla oğul masaya oturduğu zaman asla ve kat'i suretle ortak tabii bir noktada birleşemezler. Ya bir de şöyle bir durum var. Türkiye'nin diğer yerlerinde de birçok taraftar gruplarıyla iç içeyiz hepimiz.
Benim gördüğüm kadarıyla sadece Gemlik'te var bu. Tüm taraftar gruplarında evet, öncelik aynen. Gemlik. Tabii. Yani bir şimdi takımdan bak, ziyade... Güzel bir yere değindin. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim bak. Sene 2009. Fatih Mehmet Güler'in belediye başkanlığı zamanında. Biz yaklaşık o zaman 1000 ya da 2000 tanemine bir atkı basıldı. Şimdi Bursa Spor zaten şehrimiz olması gereken Gemlik bir yer. Spor. Şimdi bunun haricinde tabii şampiyonluğu olan bir takım ve Türkiye'de 5 tane şampiyonluk takımlarından bir tanesi. Bak Bursa, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunların hepsi burada var. Öyle de bir yerde yaşıyoruz yani baktığın zaman. Şimdi biz o zaman bütün dernekler birleştik. Bir kan bağışı yaptık. Bir tane de atkı bastırdık. 2000 tane. Her şeye kanlı veren insanlara atkı verildi. Evet. Şimdi bu 5 tane derneği Türkiye'nin hiçbir yerine birleşme şansı yok. Çünkü tabii. Bursa'nın başka bir yeri yok. Hani şey olarak bir şans yani sonuçta. Çünkü şampiyon başka şehir yok. Bir Bursa var. Bir de 4 büyükler var baktığınız zaman. Şimdi 5. büyük oldu mesela. Şimdi burada öyle bir boyut var ki. Yani biz 5 tane dernekler bir arada yaşamak zorundayız bir bakıma. Ve eşit olmak zorundayız hepimiz birbirimize. Böyle bir ortamda yaşıyoruz yani. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu yok. Biz atkıları bastırdık, hepimiz kan bağışı ve Kızılay'da ciddi bir şekilde hepimize plaket verildi ve ciddi bir kan bağışı yapıldı o zaman. Yani 2009 senesinden bahsediyorum. Bayağı bir şey oldu yani. Ya ki gördüğüm kadarıyla Gemlik'te dernekler içerisinde taraftar dernekleriyle birlikte en fazla faal olan derneklerden bir tanesi de İnegöllüler Derneği. Erzurumlar Derneği de öyle. Aşırı derecede... Ayağın başkanımız var. Aşırı derecede çalışıyorlar. İnegöl'den yani Erdal abinin de olması, aynı zamanda Erdal abinin Bursa Spor'da da olması. Yani tabii, Erdal Aktay ayrı bir isim zaten onu hiç tabii, İnegöl'ün başkanı da Erkan Bey de Erkan Şen başkanı buradan saygılar. Yani gördüğüm kadarıyla şu var. Hayırlı yayınlar demiş şu anda da görünüyor ekranda. Doğrudur, birazdan zaten Koran ifade eder onu. Faraz'a gördüğüm şu, kendi hemşehrilerinden ziyade bütün herkes için çeşitli anlaşmalar yapıyor. Tabii. Özel hastaneler dahil olmak üzere. Yaptık değil mi? Biz de... Aynı beraber yapıyoruz. Ki Hayat Hastanesi'nde bir anlaşmamız oldu. Biz de yaptık anlaşmayı. Biz de yaptık. O gün Erkan Bey de geldi. İnegöl'den yaptı. Çok pahalı bir hastaneydi. Lüks bir hastane. Bugün hanım oraya gitti. Oradan biliyorum. Sağlam Kalle abi bir hesap çıkartmışlar. Hani eğlence merkezine gidersiniz de bir hesabı getir evladım dersiniz. Han duvarları şey gibi getirir. Biz kalıcıyız zaten. Gideceğiz geleceğiz. Her zaman buradayız. Eğlence merkezi birazcık daha. Birazcık daha düşürürsün. Eğlence merkezi Arap Şükrü mü yoksa başka yerde? Ya Şükrü'yü geçelim Arap bizden yanılsın. O da müdavimiz o ayrı. Şimdi çok çok değerli bir... Onu okuyacağız şimdi. Öğretmen... Tamam, evet. Okuyacağız birazdan yorumlara. Serdar Demircan. Gemlik'te güzel kısmı hangi dernek olursa olsun Gemlik adı altında sosyal projelere önem vermesi. Yani tüm taraftar gruplara dahil olmak üzere diğer derneklerde kendi arasında yarış halinde. Yani tabii sosyal sorumluluk yani amaç kendine faydalı olsun. Sen bir şey yap, ben bir şey yapayım. Rekabet çok güzel. Tabii Gemlik'te, bu anlamda rekabet çok güzel. Yaparsak çok güzel. Ben affınıza sığınaraktan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle yayın evvelsi sevgili Halil Aydiye Maksat Muhabbet Olsun programını ve Şeref Türbünü desteklediği ve bize bu güzel hediyeyi yolladığı için Kios TV'ye ben onun kordelesini azıcık evet, açtım ama hafiften böyle çıtırlığına baktık biz. Harika. Hakikaten eline emeğine sağlık. Kız, şöyle göstereyim. Kız istemeye gidermiş gibi. Mükemmel ötesi. Aç bakalım abi. Mükemmel ötesi. Şıkırtılar geliyordur zaten. Şöyle içini göstereyim mi? Tabii. Abes, evet. Abes kaçmaz değil mi? Kız istemeye gidenlere duyurulur abi. Şöyle vallahi harika. Kesene bereket Halil abicim. Biz de ellerinden teşekkür öpüyorum. Ederiz. Hakikaten Halil, mükemmel. Halil Osman Aydın. Tamam tamam tatlım. Sana da gelecek. Şöyle köşeye ayırdım. Sana ayırdım Osman'cığım bunları. Yani hakikaten bu nazik hediyen için çok çok teşekkür ederim. Çok naifsin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Sen zaten özel bir insansın. Hem esnafa, hem Gemlik halkına, hem de özellikle Gemlik'e desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisi ayrıyeten Kios TV'nin de sponsoru. Mesaj atmış özelden abi. Hakikaten seviliyorsun. Bana atmış özelden. O ayrı bir mevzat. Hem de çok seviliyorsun. Geçelim peşine. Hemen yorumları yapıştıralım. Arkasından sohbetin. Ankaralı Eda'ya buradan bize özelden yazmış. Ankara Gücü taraftarı Eda Hanım. Bizi çok iyi tanır. Hatta başkanımız da daha iyi tanır. Öyle mi? Herhalde selam. Bence tanımıyor. Çünkü Ankara Gücü değil onun adı.
Onun adı Ankara Gücü. Ankara Gücü. Eda şimdi taraftarlar deyince hepsi yazıyor. Bayağı bayanlar şey, hepsi bizi takip ediyor, seviyor, sayıyor, sağ olsun. Tabii zaten bir yakın olduğumuz için şeyimiz yok sonuçta. Mesajlara geçelim. Vuslat Sezgiç, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Umut Aktaş, selam olsun. Ümit abime iyi yayınlar. Umut Aktaş büyük başkan diye eklemiş. Ümit'tir o. Ümit. Bülent Duman, abi iyi yayınlar demiş. Mahmut Çelik, uyduda yayınınız var mı Kios TV demiş. Osmancığım uyduya aktarabiliyorsan buradan. Vuslat Sezgiç. Şu anda uyumadı ama yakın zaman içerisinde olacak inşallah. Vuslat Sezgiç, Yıldırım abi ve Korhan eğlenceli bir program olması dileğiyle demiş. Eyvallah Vuslat. Bülent Duman, aslanların aslanı şampiyon Galatasaray demiş. Ferhat Orhan, hayırlı yayınlar Ümit kardeşime selamlar, adam gibi adamdır. Selamlar demiş. Ellerinden öpüyorum Ferhat abi. Gemlik Komagene Yiğit Çetin, yine enerjik bir giriş, iyi yayınlar demiş. Cansın. Hamit Damla, Fatma Katırcı, adam gibi adamlar demiş. Eyvallah. Umut Aktaş, Ümit Başkan bambaşkadır demiş. Halil Aydı, tüm Kios ailesine ve konuklarınıza selamlar, sevgiler, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Gökhan Derdiçok, adamlara Eskişehir, Bursa yolundan sevgiler demiş. Sarı kırmızı dakikalar dilerim hayırlı demiş. Hayırlı yolculuklar dileriz biz de kendisine. Gemlik Bursa Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Kan Yılmaz, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Can dostum Koran'a, Kemal abime ve konuklara selamlar. Her şeyi gemlik için diye eklemiş. Aynen. Umut Aktaş, sen hep faydalısın Ümit Başkan demiş. Şu Umut Aktaş'ı bir ayrı alalım köşeye. Ben ona bir ayrı konuşacağım. Kesinlikle bir parantez açalım Umut. Evet, bir parantez açacağım yani ben ona. Yani bir şeyini yapalım şimdi. Mustafa Yeşim Demir, Kemal abime, Koran kardeşim iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Eyvallah Mustafa, teşekkür ederim. Basri Filios, adam gibi adam Ümit Başkan demiş. Biz de buradayız da. Umut Aktaş, her ne kadar Fenerbahçeli olsam da Ümit abime hep destek demiş. Herkese. Haydariye'den selam. Abimdir Ümit Başkan. Çok şey öğrendim ondan demiş. Tolga Yılmaz, Ümit Bey'e sevgi ve selamlarımı iletiyorum demiş. Umut Aktaş, Gemlik Spor forma kampanyasında destek olan Galatasaraylar Derneği'ne teşekkür ederim demiş kendi adına. Biz de teşekkür ederiz. Evet. 20 formayla en çok alan dernek diye eklemiş. Cihan Gökmen, İyi yayınlar Kemal abi, konuklara selam demiş. Eyvallah, teşekkür ederim kardeşim benim. Umut Aktaş'ın karın ağrısı çıktı, Galatasaray Derneği'ne üye olmak istiyorum demiş. Herhalde bir orası kaldı, üye olmadık. Sodyum bikarbonat, yani soda. Yemekten sonra şişkinliği alır. Gaming Spor'un güzel bir yerinde göreceğiz inşallah zamanı gelince. Aynen. Yani iyi olmadık bir Galatasaraylar Derneği kalmış herhalde. Orada olabilir yok, miyim diye. O bir Fenerbahçeli ama çok iyi bir Gaming Spor'lu. Fenerbahçe, İnşallah Gaming Spor'a çok daha faydalı olacak inşallah. Daha da olacak, oluyor da daha da faydalı olacak inşallah. İlerleyen dönemler içerisinde göreceğiz inşallah. Tek renk kırmızı beyaz diye eklemiş. Evet. Erkan Şen, hayırlı yayınlar, selamlar, güzel güzel inşallah. Eyvallah demiş. Başkanım, teşekkürler. Serdar Demircan. Kemal abi ve Koran kardeşime iyi yayınlar diliyorum. Taraftar derneklerinin birleşip maça gitmekten öteye gidemediği bir ortamda yaptıkları etkinliklere gerçek bir STK örneği gösteren Gemlik Galatasaraylar Derneği'ni kutluyor. Ümit ve Sezgin Başkan'a selamlarımı iletiyorum demiş. Teşekkür ederim Serdar Hocam. Metin Yüksek. Hay maşallah. Metin Hocam. Adamın dibidir. İyi yayınlar konuklara. Selamlar. Yarışmak başkasına geçmek için verilen mücadeledir. Rekabet geride kalmamak için. Aile olup dostça yarışmak Türkiye'de zor. Ama dostça rekabet kolay aslında demiş. Kendisi de Bursa sporludur. Helal olsun. Evet, İnegöl'de öğretmenlik yapmaktadır. Çok güzel. Harika, karakterli, kesinlikle. Bilgili ve bir o kadar da mükemmel yetenekli. Böyle insanlar lazım. Böyle insanlar lazım. Onlara biz de buradan saygı sevgiler. Sevgiler, saygılar yolluyorum Metin Yüksek'e. Gemlik İnegöl'lüler Derneği topluluğu. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar dileriz demiş. Teşekkür güzel ederim. İnsanlar. Umut Aktaş geliyorum yemeğe demiş ama. Ya ne yiyeceksin dedi. Elim boş gelmiyor. Yok fındık var atarız buradan, sıkıntı yok. He ona be. Vedat Alemdar, başkanlarım selamlar, iyi yayınlar demiş. Erkan Şen, Galatasaray Derneğimizi çok güzel bir etkinlikte bulunduk. Galatasaraylı bir hasta olan evladımızı sevindirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar demiş. Buna da bir not alalım, buna da bir giriş yapalım. Onları biz çok dile getirmek istemiyoruz. Vallahi biz dile getirelim. Aslında dile getirelim. Sadece şey var yani. Bir öyle bir şey ki yani. Bazı şeyleri hani diğer dernekle sözünü kestim affedersin. Diğer şahsiyetler aynı sizinkisi gibi. Hani ya ben Allah için yapıyorum bazı şeyleri. İşte ya iyilik aslında bir ilim verdiğini diğer... Hani onlar biraz şey ya böyle
Hani rencide olmasınlar gibi düşündü. Anlatabilir hak mi? O yüzden sonra bir ama bazı şahsiyetler de var. İsim vermek yerine sadece yapılanları anlatabilmek en azından faydalı olur. Aynen. Da işte yani. Aynen. Belki örnek olur. Belki yani şeyde. Vedat Alemdar'dan devam evet, edelim. Evet. Sezgin Başkan, Ümit Başkan seviliyorsunuz demiş. Biz de buradayız. Kel olunca gözükmüyor. Buradan her şeyi vuruyor. Enes Uyar. Evet. İyi yayınlar diliyorum demiş. Beşiktaşlı. Evet. İyi Beşiktaşlı. Yalçın Fındık. Ya hayırlı işte yayınlar ya. Dilerim. Bak, konuklara selamlar. Teşekkür ederim Yalçın Fındık. Yalçın sağ ol. Haberlerini arada okuyorum. Cahit Duygu Taklak. Gemlik'te Galatasaray denildi mi? Akla gelen iki isim. Adam gibi adamlar peşindeyiz demiş. Demliğin kurucularından o da. O da evet. Kurucumuz bizim. Cahit abiyi de tanırım. Yani Cahit için çok, çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Kurucu, kurucularından yani derneğin. Kurucu üyemiz. Allah razı olsun. Allah eksikliğini yani. Hissettirmesin inşallah. Canfer Uzunkaya. Canfer Bey. Evet. O da iyi bir arkadaş. Hayırlı yayınlar dilerim. Gemlik'te Galatasaray dendi mi ilk akla gelen adam gibi adamlar. Sezgin Mutlu ve Ümit Başkanlarım. Seviliyorsunuz demiş. Abdülkadir Balcı. Galatasaray'ın Gemlik'teki efsanelerine selamlar demiş. Ömer Fatih Tanrıver. Ömer. İyi yayınlar adamlar topluluğu demiş. Eyvallah. Umut Aktaş çerezi görünce demiş. Ömer Fatih Tanrıver için şunu söyleyebilirim. Osmancığım sana kalmayacak sporum. Galiba. Valla Umut şimdiden hafiften yol yapmaya başladı. Gelecek bir hafta. Ömer, Ömer Hayır Tanrıver. Hayır abi vallahi yetmeyecek görüyorsun işte. Ömer hocam ayrıca Gemlik Spor'da hem kaleciliği yapmıştır bir dönem. Futbolu bıraktıktan sonra da kaleci antrenörlüğü yapmıştır. Ömer Fatih Tanrıver. Evet, kendisi çok değerli bir hocamızdır. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu yani an Gemlik'te spor kadar olarak çok büyük katkısı vardır ama ismi hiçbir yerlerde geçmeyecektir. Evet, şu an şöyle bir şey var mesela bak. Emeği şu unutulmaz. Şu an ne söylüyorum? Gemlik'te hani normal kalecilerin de üzerinde bir kaleci. Bence de. Ve aynı zamanda şu an Gemlik'in veteran takımı var. Bilmiyorum duydunuz mu? Master takımı kuruldu yeni Şükrü Deviren şeyinde. Orada da şeyimiz var. Şu anda onun kalecisi aynı zamanda. Gerçi biraz izlen sakatlığı var. Bugün oynayamadı ama. Cumartesi şunu, günde Yalova ile maç var. Gemi'nde kalecisi aynı zamanda. Ve halen de iyi bir kaleci. Kızım ya. Mesut Küçük. Gemi'nin değerli ve güzel insanları selamlar olsun demiş. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Hamit Damla Fatma Katırcı. 2009 yılında kurmuş olduğu Gemlik Galatasaraylılar Derneği'ni en üst seviyeye çıkaran Ümit Yüksel'i tebrik ediyorum. İyi yayınlar demiş. Hep beraber yaptık. Da Seda kimse. Mutlu. Babama selam. Sezgi Mutlu diye de eklemiş. Şöyle Seda Mutlu eşim. Hanımından yani eşimin telefonundan yazmış kızım. Babacığım seni çok seviyorum. Biz bence programı Sezgin abiye bırakalım o devam ettirsin üstünden. Osman Sezgin'e direkt ismi, odaklıyoruz. Kızımın ismi Elvin Miray Mutlu. Canım benim. Umut Aktaş. Köydeyim abi araba bulursam gelirim. Osman'cığım kapıyı kilitleyelim. Gelirse aşağıda beklesin biraz sonra alırız. Kendini sıkıntıya sokma. Rahat ol, geniş ol. Seda Mutlu, en büyük Galatasaray baba diye eklemiş. Evet, eyvallah. Kızım Galatasaray. Eyvallah. Mesajlara bir canım es verdikten benim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sağlık çalışanlarıydı. 33. dakika içerisinde girmişiz bile. Evet. Programın çeyrek saatini geride bıraktık. Sağlık çalışanlarıyla ilgili ben gireyim yine tekrar konuya. Bu suyla ilgili durum bittikten sonra biliyorsunuz İstanbul'da veya başka bir ilimizde de var şu an aklıma gelmiyor. Bir darp olayı oldu sağlık çalışanı bir doktorumuza. İstanbul'dakini hatırlıyorum ama bir aynı anda bir iki gün sonra da başka bir yerde oldu ama genellikle Türkiye'mizde çeşitli hastanelerimizde bu gibi vaka vukular görmekteyiz. İstemediğimiz, arzu etmediğimiz tabii durumlar. Yani biz Gemlik'te kendi hastanemiz var. Biz buradan kendi hastanemiz var derken yani Gemlik'te yani, hastanemiz. Ben de dedim ki Sezgin hastane de açtı herhalde diye. Orayı da el attı. Bir tane de hastane açtı. Mutlu Hospital. Gemlik Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarımızın da düşünerekten hastanemizde bir pankart durumumuz söz konusu oldu. Değerli başkanımız Hasan Yavuz ve ikinci başkanımız ve ben başkan yardımcısı olarak istişarede ne yapabiliriz? Yani bu benim bana hissiyat olarak kendileri de üzgün, kendileri de böyle bir şey olmaz. Ne yapalım? Gidelim dedik. Oraya bir pankart asalım. Gemlik'teki Galatasaraylıları olarak tüm Galatasaraylıları çünkü üyelerimizi kapsayan veya Gemlik'teki Galatasaraylıları vatandaşlarımızı düşünerek de oraya bir pankart yapalım istedik. Bu sohbetin esnasında bizim şu anda Gemlik Belediye Meclis üyemiz Mahir Dağ başkanımız. Kurucumuz bizim 1922 Gemlik Güven Spor Kulübü'nün kurucusu. Meclis üyesi olmadan önce. Doğru muyum? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Dedi ki
Ya ben dedi pasta, hani tapasta da bir dilim de benim şeyim olsun istedi. Yani çorbada tuzum olsun. Pankartın dedi, ben dedi şey yapabilir miyim, sponsor olabilir miyim? Kendisi Öztürk Konteyner şirketlerinde ayrıca sahibidir Engürü'de. Biz de hani böyle bir jest yapacak, Mayır Başkanımızın ismini de koyarak, o da böyle sağlık çalışanlarına çok düşünen bir insan. Başkanlarımız ve yönetimin de onayıyla oraya bir pankart asalım istedik. Ve hiç almamak suretiyle uzun süre dursun istedik ki sağ yani bu pandemide giren çıkan falan hani görünsün, dikkat insanlar etsin. Hani görsün, okusun, sıkıntı yaşarsa içeride böyle bir vukuda baş başa kalmasın, daha böyle şey olsun, sağlık çalışanlarını korumamız lazım. Onlar bizim için varlar orada. Bizim sağlığımız için varlar orada. Ellerinden geleni yaptıklarına ben canı gönülden inanıyorum. Başkanımın da tabii bu konuda söyleyecekleri vardır. Ben senden fırsat kaldığı süreç içerisinde Ümit'ciğim sen... Reklam arası gibi. Sen dışarı beni. Seni seviyorum ya. Niye bana öyle bakıyorsun? Yastığımız pankartla ilgili tamam, senin de fikrin vardı biliyorsun. Yok yani yapıldı. Güzel oldu. Evet. İlgilendiniz oradakinde. Ya bu sağlık çalışanlarına şiddet apayrı bir şey. Hakikaten kınıyorum. Kınamakla da kalmamak lazım. Ben tas... Şöyle baktığımızda psikolojisi bozuk olan pek çok insanın hastaneye gittiği zaman karşılaştığı duruma anında gösterdiği tepki şiddetle. Reaksiyon gösterdiği insanı eleştirecek. Bir şey ama şiddet bak, maalesef ki çözüm değil. Bak şimdi başımızdan geçen bir olay anlatacağım sana. Bizim başkanımıza motosiklet kazası yaptı. Bak bu net benim yaşadığım olay. Şimdi biz oraya pankartı astık. Tesadüfen 3 hafta sonra bizim Hasan araba çıkıyor, motoru yatırırken arabaya çarpıyor. Bu göğsü şey oldu, sıkıntı oldu. Hastaneye kaldırdı acilen, yatıyor orada. Şimdi gittik. Şimdi onlara da hak veriyorum. O kadar çok insan var ki problemli olanlar. Şimdi insanların psikolojisiyle ilgilenmiyorlar. Çağırdım diyorum ki, ya diyorum film çekildi yani sonuç ne? Bize karşı öyle bir tavırları var ki. Adam artık, belki de şimdi şöyle yormak lazım. Bıkmış adam artık konuşmaktan ve yaşayan. O kadar çok böyle saat çalışmış ki. Ya dedim ki ulan biz buraya bu kadar şey astık. Adamın tavrına bak. Ama ben kötü düşünmedim. Niye? Çünkü adam hakikaten yorulmuş. Yani yıpranmış ve bize denk geldi. Ve ben bunu kötü algılamadım orada. Tabii. Diğerleri ne yapıyor? Ya sanki orada tamam ya ama şu an farklı bir boyuttayız. Adam artık bıkmış yani sonuçta. Ya dedim ki ulan biz bu kadar burayı destekliyoruz. Hani her şeyi yapıyoruz. Adamın tavrına bak mesela. Ama bu boyut o değil yani sonuçta. Evlere gidene vesile de sadece hastane bazında yani da değil. Hepsi de dökememez ama sonrakini. Şu pandemide sağlık çalışanları evlerine gidemiyor. Çok zor tabii. Şeyler geçirdiler denk yani. Geldi. Ama belki... şöyle bir şey var, sadece hastane bazında da düşünmemek lazım. Tabii. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. İşte o boyuttaydık yani, anladın mı? Yani ne yaparsan yap artık biz de normal algıladık. Sonradan da işte birkaç güzel kelime ederek işi toparladık. Ya benim kızdığım noktalardan bir tanesi şiddet, konuşarak anlaşamamak ve kendini ifade edememenin karşılığında kolay insan olduğunun göstermiş şey, olduğu bir tepkimedir, gereksiz tepkimedir. Ama şunu çok iyi bilmek lazım, herkesin herkese gücü yeter. Sadece karşı taraftaki insanın hani Umut Aktaş'ın dediği gibi incitmemek babında biraz daha oturaklı davranmak lazım. Vermeden almak Allah'a mahsus. Benim de başıma senin dediğine benzer bir olay geldi. Ama kendi aramızda sağlık çalışanı, halk, ne bileyim milletvekili veyahut da bir şoför hiç fark etmiyor. İnsana karşı tutum, tavır ve davranış önemli. Zihniyet önemli. Sizin karşı tarafa total olarak baktığınızda hakikaten yaptığınız yorum çok kallavi, çok güzel. Ama aralarda çatlak sesler var. İnsanların tahammülü bu çatlak sesleri. Kızım kan vermesi gerekiyor. Çok küçük. Laboratuvara giriyorlar. Kan alacaklar. Kolundan 5 yerden iğne vuruyor. Kan alabilmek için bulamıyor. En sonunda insanoğlunun dayanamayacağı, hakikaten çok can acıtan elinden almaya çalışıyor. Kızım tam 2,5 ay gece uyku uyumadı. Ağlayarak kalkıyordu. Evet. Şimdi ben karşı tarafa doktorun verdiği kan tahlili ve idrar tahlili. Kanı almışlar, idrar tahlili için bekliyor. Çocuk üşümüş vaziyette.
ve Faraz'a ateşli fakat ateşli olmasına rağmen kıyafeti ıslak dışarıda bekliyor. Ben doktora gidip sordum. Ne bekliyoruz? Tahlil sonucunu. Laboratuvara gittim, laboranta. Dedim ki arkadaş, tahlil sonucunu mu bekliyoruz? Evet. Nedir sonuç? Kanı aldık ama idrarı bekliyoruz dedi. Ya onu bekleme. Ver. 2 saat, 2,5 saat dışarıda soğukta titriyorlar. Ve ben 4-12 vardiyasıyım, geriye geldim. Bir kişi bazı insanların yaptığı hareketler bütün topluma mal edilmemeli. Aynen. Bütün sağlık çalışanlarına mal edilmemeli. Şöyle, sağlık çalışanlarımızın tabii ki şiddeti vesairesini kabul etmediğimiz gibi tabii ki görevlerini böyle hani aksatarak ya da farklı yönde kullananlara da karşıyız. Oraya bir adam sizden şey için gelmiş, tedavi için gelmiş, beni iyileştirin diye gelmiş, bir derdim var ya diye gelmiş. Ya da şey var, hani bir kişinin yaptığı hatayı hepsine mal etmemek lazım. Reklama... Evet, ben diyecektim. Osman'ın uyarısıyla müsaadenle küçük bir reklam arası verelim. Efendim, ekmek parası da önemli. Küçük bir ekmek parası arası verelim. Ardından bu güzide iki güzel insanla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra buradayız. Kriterlerinize uygun bir kiracı ya da hayallerinize hitap eden bir ev arayışınız mı var?
Evet efendim, ekmek paramızı da kazandıktan sonra Kiyo Spor Şeref Tribünü programında Galatasaray Taraftarlar Derneği, daha doğrusu Gemlik Galatasaray Taraftarlar Derneği değerli yöneticileri Sezgin Mutlu ve Ümit Yüksel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ilçemizde sevgili Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Evet. Katıldığı açılıştan mütevellit bayağı bir trafik felç. Elbette ki halkımıza buradan seslenelim. Arabalarla seyahat esnasında ve şehir içi ulaşımında aman dikkat. Çünkü bazı yollar maalesef ki trafiğe kapalı pozisyonda. Bunu da tabii atladıktan dışarı sonra... Dışarı çıkmasınlar zaten, oturup bizi izlesinler. Evet, hayat eve sığar. Tabii. Sığar mı? Evet. Sığmıyor ben. Vallahi sığmıyor ben. Şimdi şöyle... Yani çok uzun zaman sığdı da bir sene geçince artık sığmıyor. Yani yorulduk sığmıyor. Yani. Ya insanlar artık maskeden, insanlar artık mesafeden, şimdi insanlar bak, farklı şeylerden sıkıldılar. Ama işin enteresan tarafı şu, bize bunu telkin eden siyasetçilerin bizimle aynı kaderi paylaşmamalarından sıkıldım. Aynen. Yani biz bir maça gidemiyoruz. Evet. İnsanlar ne özlüyor? Taraftar nedir? Taraftar takımların 12. adamıdır. Taraftar maç esnasındayken, karşılaşma esnasındayken, Osman biliyor musun? Sıra sende. Harikasın, cansın. Karşılaşma esnasındayken takımını ateşleyebilmek için, karşı takımı daha çok psikolojik olarak baskı altına alabilmek için, görsel bir şov hazırlamak ve takımına ya, destek olabilmek için orada. Her şeyden ziyade bu açılışlar veya vesaire geziler yapılabiliyorsa ben de bir hashtag başlatayım o zaman. Hayat tribüne sığar diyeyim. Adamsın. Tebrik ediyorum. Adamsın. Şunu söyleyeceğim. Bizi eve kapatan veya kapanmamızı söyleyen, telkin eden ya da doğru olduğunu söyleyen, ki doğrudur. Yani binlerce insanı bir stadyuma veya kapalı spor salonuna topladığın evet, zaman yani nasıl oluyor, ben onu anlamıyorum. Burada ben o yüzden diyorum, maske, mesafe, temizlik değil. Maske, temizlik, kongre. Ben sadece yani şunu söylüyorum. Bu üçüne takılıyoruz artık. Ama insanlara bir yanlış varsa de farklı değiştiriyoruz. Maske, bir, temizlik, tribün. Aynen, bir yanlış varsa bu yanlıştır. Bu kadar. Yanlıştır. Yanlıştan dönmek insanlar için elbette ama bizi yönetenler, futbol yönetenlerin de keplerini önlerine koyup da hakikaten biraz daha iyi düşünmeleri gerek. Çünkü bunalan, sıkılan ve hayat mücadelesi içerisinde pek çok şeyin üstüne üstüne geldiği insanların deşarj olmaya çok ihtiyacı var. İşte o zaman kadına şiddet ki İstanbul Sözleşmesi'nin fethiyle zaten tamamıyla bazı şeylerin ayyuka çıkması. Bununla birlikte kongreler içerisindeki o ahvaki aşırı derecede kalabalık toplum. Artı bununla birlikte bizim cenaze törenlerimizde maalesef ki birkaç ahbabımızla defnettiğimiz yakınımıza karşın pek çok ismi geçen insanın binlerce insanla birlikte cenazesini defnetebilmesi, pek çok şeyden yoksun kalmamız ve bazı insanlara da gönüllen kırılmamıza sebebiyet verdi. Bence siyaseti bir köşeye bırakalım, onu es geçelim. Gemlik Bursa Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Kan Yılmaz bir mesaj yollamış, bir çağrısı var. Beraber çalışıyor zaten kendisine. Bir çağrısı var. Böyle de bir durumumuz var yani abi. Öyle mi? İç içe. Ne kadar güzel işte Sezgi. Şimdi o da kendisi... Sen Galatasaraylısın, bir tanesi Bursa Sporlu, bir tanesi Beşiktaşlı. Fabrikada yan yana geliyorsunuz. Herkes dostu, herkes iyi. Çok özel bir çok özel bir yer. Yani hakikaten biz yan yana çalışıyoruz. Ne demiş Ali Başkan? Demiş ki onlar için yapılacak bir şey var kampanyası. Her yıl mübarek Ramazan ayında mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyoruz. Onlar için yapılacak bir şey var sloganıyla başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin az da olsa sofrasında bizim de tuzumuz olmasını istiyoruz. Ve siz hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Kampanya kolli fiyatı 100 TL olup katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimizi desteğe, birlik olmaya davet ediyoruz demiş Ali Kan Yılmaz. Muhtemel bundan kastı da hep beraber birlik olalım. Tek bir kampanya şöyle söyleyeyim, başladık da tabii tüm taraftarlar. Sadece biz olacaksak ya da diğer dernekler olacaksa biz varız. Şöyle beraber yürüteceksek biz size sayı vermeyelim. Ama biz de elimizi aşağı altına koyalım. Yani gelen gelir gelmezse aynı Bursa Spor Taraftarlar Derneği, Galatasaray Derneği olur. Siz organize edin, biz de bulunalım. Bir hashtag de biz açalım. Takımların kardeşliği diye.
Tamam. Gemlik kardeşliği. Hashtag'ten ziyade aslında benim aklımda bir fikir var. Daha önce Ümit abiyle bunu paylaşmıştık, görüşmüştük. Daha önce Gemlik'te bir taraftarlar birliği vardı. Aynen. Hatırlarsınız. Var. O dönemde tek başına taraftarlar bireysel hareket edemiyordu. Bu gayet güzel bir şey. Dernekler arasında o kopukluğu ortadan kaldırmış oluyordu. Bence bu programda bir temelini atalım. Olur. Hep beraber ortak noktada bir paydada birleşip taraftarlar birliğini tekrardan kurup Gemlik'te hayata geçirelim. En azından hep beraber el ele verdik mi Gemlik için daha güzel şeyler çıkıyor. Şöyle yapalım. Her dernekten iki tane yetkili bazında senin şeyinde bir toplantı yapalım bir yerde. Tabii. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u falan çağıralım. İkişer kişi bir yerde oturalım. Ondan sonra bakalım yolunda. Tabii ortak bir mutabakata vardıktan sonra. Neler yapalım? Eskiden ben eski zamanları özlüyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçında formalarını değiştirenler, aynı tribün içerisinde aynı maçı izleyenler, aynı havayı teneffüs edenler, yandaki arkadaşını dürtükleyip nasıl koyduk lan, nasıl yerleştirdik işte. O ona, ya şimdi bu mu? Şimdiki hale geliyorum, şimdiki duruma bakıyorum. Şimdiki durum tamamıyla rant için. Bir ev ya. İçerisinde babayla oğul bile birbirine düşman. Bir de şey kısmı var işin, hani amatör spor kulüpleri için kulüpler birliği var Gemlik'te. Evet. Kurucularındanım bu arada ben de. Taraftarlar Derneği ile alakalı. Bir tanesine de girme be bir tane. Bursa Spor'la bağım var mı? Bursa Spor'la bağım var mı? Kuruculuk falan varsa. Şöyle bak. Yırttık. Yani. Yırttık başkan, yırttık. Vallahi yırttık. Sezgin orayı illa atmamış. Spor Kulübü'nün yönetimini. Geliyor. Geliyor. Yönetimini almıştık. Osman Küçük Başkan. Ben ikinci başkanıydım. O dönemde işte Refik Başkan vardı, belediye başkanı. Refik Yılmaz mı? Refik Yılmaz. O dönemde işte başkanımızla gitkeler, bütün kulüpler kendi dertlerini falan filan verirken dedi ki ya ben dedi bir kulüpler birliği falan kuralım. Belediye meclis üyelerinden bir tanesini kulüpler birliği başkanı yapalım. Tek elden dertleri bir şekilde. İlk başkan İbrahim Baki'ydi zaten. Alıp, çünkü her kulüp ayrı ayrı gidiyordu. Ayrı ayrı randevu alıyordu. Vesaire. Ama bunu ortadan kaldırdı. Şöyle bir durum var. Maddi manevi de işte bir tuvaletler, vece konuları, işte parklar vesaire gibi bunları oraya yavaş yavaş tahsis etti. Ve bugün şu anda Kazım Başkan'ın önderliğinde ve diğer kulüplerden yönetici vererek. Taraftarlar nezdinde de bu yapıldığı takdirde yani o örnek alınabilir. Aynı sistem oraya da uyarlandığında yani daha da güzel olur. Şey bakın yok değil bu. Biz bunu yaptık. Şimdi ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben mesela 2008 senesinde kurucu başkanıyım derneğin. Şimdi mesela benle beraber Fenerbahçe'nin başında Emir abi vardı. Halen şu anda başkan. Bir ara yoktu falan filan. Şimdi şu sorun oluyor bak. Mesela Ali Osman yıllardan beri oranın başında. Ben de ama başkan ama başkan yardımcısı bir şekilde bulundum. Fenerbahçe'de Emir abi bulundu. Sizde mesela Fenerbahçe, Bursa Spor'da değişkenlik gösteriyor. İşte ama iyi insanlar. İşte Cihan oldu. Ondan sonra yıllar boyunca Ferhat Oran vardı. Tabii, Ferhat abi vardı. Ondan önce şey vardı. İshak Başkan vardı. İshak abi vardı. Mesela Ali ondan Bilgin önce vardı. Şey vardı. Şimdi Ali var. Tabii. Ali var. Kopukluk oluyor bazen mesela. Yeni gelenle bilinen uyuşma falan yoksa dernek biz bir arada hep olmaya çalıştık. Yaptık yani bunu sonuçta. Ama dediğim gibi yeni gelen ılımlarda bazen de şöyle etki ediyor. Mesela herkesin derneklerinin harcılık taraftar grubu var. Şimdi bizde Ultraslan var. Beşiktaş'ta Çarşı var. Şimdi onlarda şu var, Texas var. Diyor ki ya kardeşim yakınlaşmayın. Ya biz Gemlik'te böyle bir şey yapma şeyimiz yok. Biz beraber olmak zorundayız. Ya ben bununla aynı fabrikada çalışıyorum. Ha işte bak Bursa'nın başkanı fabrikada çalışıyor. Nasıl ayrı olayım ben bunlarla? Aynen. Böyle bir mantık yok yani burada. Biz öyle bir şeyimiz yok. Ama şimdi İstanbul diyor ki ya burası diyor Ultraslan diyor, burası Bursa diyor, Texas diyor. Onlar bu sefer buraya tepki koyunca, şimdi ben Ilıca'da, biliyorsunuz Ilıca Bursa Spor'unda, Galatasaray'ında şu an kalbi. Mabet. Yani Mabet. Selçuk, herkese kapılarını açmış. Herkese elini geldiği yardım eden bir adam. Şimdi ben orada oturuyorum, seninle çay içiyorum. Şimdi ben sana nasıl şey yapayım? Ya böyle mantık yok yani. Ama onlar öyle görmüyorlar. Onlarda şey var, yani Türkiye çapında bir taraftar şeyi var. Sen yapamazsın. Ama öyle orada o da ne oluyor biliyor musun Ümit? Filler tepişir, çimler ezilir muhabbet aynen oluyor. Aynen oluyor. Yani
Biz kendimize o bakacağız. Ne kimse fil, tabii biz işte de netçiniz. Aynen yani. Yani şu gün sözün meclisten dışarı, Gemlik gibi pek çok yerde taraftar yoğunluğu ve topluluğu olmadığı müddetçe İstanbul kim? Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle. Yani biz Gemlik'le birleştikten sonra İstanbul'a... Bak bir şey söyleyeceğim. Ben hani kendim eminim oyundan. Kurulduğu günden itibaren Gemlik Galatasaray Derneği olarak, bak bunu Ferhat abi de, İshak da, yani daha önceki başkanlar da bilir. Biz bir günden birine, bizim kombinelerimiz var. Her sene biz kombinelerimiz var. 17-18 tane kombine alırız. Stada hani rahat gelelim, şeyini yapalım diye. Ben derneğin başında olduğum sürece, Hakan Başkan vardı ondan öncesinde. İşte şimdi Hasan Başkan oldu. Ben de vardım. Biz hiçbir zaman Bursa maçına, İstanbul'a, ben iddia ediyorum, hiçbir araba yapmadık. Bak bireysel. Diğer takımlar yaptı. Bireysel. Sıkıntı yok. Ben yapmadım. Çünkü niye? Benim Koraman arkadaşım, Ferhat arkadaşım, ben bunu mu küfür edeceğim oradakinde? Tabii. Ama şöyle yaptık. Dedim arkadaşım maça mı gideceksin? Al sana kombineni. Bin arabana bas git. Şimdi ben bunları yaptığım için Bursa Spor'la ilgili bize bir şey geldiği zaman ben gücüme gidiyor. Çünkü ben maçına gitmemişim. Dernek noktasında. Tabii dernek noktasında. Bireysel değil. Bireyselle karışamazsın. Ama dernek olarak bize kimsenin suçlama veya bilmem ne yapma şansı yok. Çünkü ben kendim biliyorum. O maçta ben için içindeyim. 2005'ten beri tam 2005 16 sene olmuş. Daha Bursa maçına hiç arabamız yok. Ha diyeceksiniz ki kombine verdim gittiler mesela. Minibüs yapıldı. Bursa Galatasaray maçı ve İstanbul'da maç varken buradan araba kalktı. Kalktı. Dernek olarak kalkmadı. Çünkü İstanbul'dan burada temsilciliği var Ultrasan'ın. Evet. Araç, Ultrasan bizi ilgilendirmiyor. O taraftar grupları. Şöyle yani araç kalktı. Yani millet şunu biliyor. Gemlik'ten Galatasaraylılar gitti. Hayır. Diye biliyor. Ama şu var. Temsilcilik oradan istendiği için buradan araç yapıp gidiyor. Ya tabii siz bağımsız iki ayrı taraftar grubu. Tabii o Ultras'tan dernek çıkar. Bunların hepsinin önüne geçilmiş olur bence. Şimdi Gemlik şöyle, Spor dediğimizde ben hepimiz şöyle, ortak bir fayda beraberlik. Lafını unutma dediği için söylüyorum. Daha gelmeden geldim. Otur. Lafını unutma otur, dediği için söylüyorum. Gemlik'te ne derneği olursa olsun taraftar grupları içinde ancak şunu söylüyorum. Gemlik'tenin sözü geçsin. Ya bir de çünkü biz Gemlikliler bir arada gelip kendimizin başaramadığı, anlaşamadığı yere bir başkası. Gemlik spor maçlarında yaşanan birkaç sıkıntı var. Belki haberiniz vardır yoktur bilmiyorum ama ben de aktif olarak gidiyorum. Ben de aktif olarak tribündeyim. Birçok sefer karşılaştığım nokta bir dışlanmalar var ayrı ayrı. Yaşanan sıkıntılar var. En azından burada sosyal sorumluluk projelerinde, diğerlerinde bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırmış oluruz. Hep beraber el ele hareket etmiş oluruz. Yani İstanbul'u diğer yerleri ayrı geçelim. Biz Gemlik için faydalı olmuş oluruz. Gemlik diye Gemlik'in faydası olur abi. Bak Umut da geldi buraya. Biz tribüne mesela ben de gittim. Mesela Bursa Gemlik Spor tribünü ben saygı duyuyorum. Bursa Spor'un önderliğine gidiyor. Ben de bağırdım onunla beraber. Seviyoruz hani, abi. Şey yok. Tribün hayatını tabii, seviyoruz. Tabii aynen yani. Bursa Spor'dan mesela o kadar arkadaşlar var biliyorum. En son hangi maça gittik Umut biz? O camın falan kırıldığı maçta. Ya abi maçları gelince anlatırım şimdi. He. Şimdi camın kırıldığı maç var mesela. Bursa Spor'un da mesela artık yani şey yok hani benliği önderi falan yok mesela oradaki. Bursa Spor'ların hep şey olduğundan. He? Emek maçı atıcılar da. He. Otobüsün en son çıktığında camı falan açacaksın diye. Emek maçı geldin lan. Ya evi doldururuz. Faydayla gelin daha ne istiyorsun? Evet. Yani şöyle, tribün hayattır. Biz tabii ki Gemlik Spor'un tüm maçlarına gitmeye gideriz. Eski halini almasını istiyoruz. Almasını istiyoruz. Türkiye genelinde değilse de ilk etapta Gemlik'te başlasın bu. Tabii bu arada yani, bizde başlasın. Aynen. Bunun için elimizden gelen ne varsa bir araya gelin. Geri kalan zaten örnek alır. Koran'la geçen gün bir problem oldu. Konuştuk, çözdük aramızda sonuçta. Ben Koran'ı bilmiyordum. İlk defa gördüm. Ama Koran yaklaşık 12 seneden beri bu işin içindeymiş. Gelin fakat biz... Ya biz... Beraberdik. Tamam ben hiç denk gelmedim çünkü, Koran'a. Beraberdik ya. Ya ben denk gelmedim sonuçta. Olur. Ama sonra konuştum. Baktım ki adam işin içinden yani şeye baktığın zaman. Hiç denk gelmedik sonuçta. Herkesi tanıyor. Herkesi tanıyor. Hemen hemen var olmuş, gitmiş, gelmiş. Hem maçları anlatabiliyor, biliyor. Biz de oradayız. Böyle yapıcı insan olduğu sürece diyaloglarla birçok şeyler çözülür. Bir sıkıntı kalmaz sonuçta. Ya bizim de maksadımız, niyetimiz zaten tabii bu. Yani totalde
tek bir noktada ortak paydada birleştiği zaman taraftar kulüpleri, dernekler daha doğrusu, affedersin, dernekler tek bir noktada birleştiğinde hem güç birliği olur, faraza sizin pek çok aktivitenizde destek alabileceğiniz bir nokta olur. Sadece kendi bünyenizde kalmaz. Böylece nedir? Birlik, beraberlik ve kardeşliği de aşılamış ve diğer insanlara da örnek olmuş. Peki ben size bir şey daha bahsedeceğim. Sezgin'den lafı almış alalım. Biraz da biz konuşalım diye. Gene bu şey arasında. Mesela geçen iki sene önce değil mi? İki sene önce bir aklıma dedim bir şey geldi. Sonra şeye gittim. Genç şeyin Sabri Hoca'nın gittim. Hocam, bir konudan bahsettim. Ya dedi ki ben dedi onun üzerine çalışıyordum dedi. Geçti, hazır sonra, dedi bu. Konseptim varsa dedi bunu oraya uygulamadı. Futsal turnuvası. Şimdi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Gemispor, Bursaspor. Öncüsü oldu. Şimdi böyle bir turnuva düzenleyeceğiz. Güzel. Fakat turnuvaya herkes yabancı. İşte ben bir çizelge hazırladım. Bir kısatı yaptık falan ama herkes de çok da şey yapmıyor, uygulamıyorlar. Bir şekilde oluştu. Futsala çıktık. Futsal dediğinde basketbol sahasında ayak futbol oynuyorsun. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ya senden aşina olmasalar Acun'dan aşina alır zaten. Ama yok, Acun yoktu o zaman. Acun yoktu. Şimdi biz oraya çıktık ya, ya ne kadar zor bir turnuvaymış. Ama şöyle bir şey oldu. İşte bütün takımlar birbirine maç ettik. Kuralları değişik. Birlik beraberlik olmuş oldu. Birinci Beşiktaş oldu. İkinci biz olduk. Üçüncü Gemispor oldu. 19 Mayıs'ta törenlerinde Atatürk Kupası ile yaptık onu. Kupalarımızı aldık. Güzel bir etkinlik oldu mesela baktığımız zaman. Köşke böyle hani bir diyoruz ya abi. Şey kan maaşı yaptık. Bu turnuvayı yaptık. İleride dediğin gibi şimdi Ali Başkan dediği gibi şeyin Ramazan'la ilgili bir program etkinlik yaparız. Süper bir şey. Ya, aynen öyle. Yani bunlar için varız sonuçta biz. 3-5 kişi toplanıp da bir şeyler yapmaktansa daha bir kalabalığa yani yayılmak daha güzel. Güzel bir şey olmuş. Ayrı renkler yan yana ortak bir şey yapmak kadar tek güzel bir şey yok. Tek parti Gemispor. Ortak evde topladığın tek yer. Osman şunu bir sustursana. Ben birazdan geleceğim. Evet. Mesela bir şeyden daha bahsedeyim. Şükrü Devren'i biliyorsunuz. Evet. Yani Gemli'ye. Şükrü Devren'i bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Şükrü Hocam şimdi bir tanedir. Şimdi onun sayesinde biz yıllarca büyük sahalarda top oynamış ya da halı sahada top oynamış adamlar bir müddet sonra yaşları bir kemale geldiği zaman 40, 45, 50 yaşlarına biz büyük futbol sahasında maç etmeye başladık onun sayesinde. Sonra Şükrü abi dedi ki ya dedi bir turnuva yapalım dedi. İşte Borusan, işte Çimtaş, bütün veteranlar turnuvası diye. Aynen. Biz de Galatasaray Derneği olarak o turnuvada katıldık. Şimdi ben istiyorum ki, şimdi biz 4 yıldan beri varız orada. Bir tane, iki tane, bir tane kupamız var orada. Bir de futsaldan bir kupamız var. Beşiktaş bir kere katıldı. Onun haricinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un hiç katılımı yok. Var Gemik'te Bursalı arkadaşlar. Şimdi sana söylüyorum. Açıldığında mesela şöyle bir şey var şimdi yeni yakın zamanda dilekçeyi verdik. Hayat tenisi olacak mesela turnuvası. Onda da olacaklar. Ama yarın zamanda yukarıda bir turnuva olduğu zaman siz de katılın. Çok güzel oluyor. Ya tabii biz hani elimizden geldiğince ayak tenisi. Şu ayak tenisi var. Ayağımıza Şükrü raket mi giyiyoruz? ya ne kadar kötü bir şey. Çok güzel bir şey. Ama amaç ben şey. Ben çok istiyorum. Şimdi Bursa formalı, Galatasaray formalı insanlar birbirler arasında maç ediyorlar. Ama bu rekabet şey içerisinde kalp kırıcı şeyler olmamalı. Yok. Tabii. Biz yani, yaşadık. Yani, futsalda biz onu yaşadık. Yani en son Beşiktaş'a final maçı oynadık mesela. Ben sıkıntılar oldu ama sonuçta bitirdik bu şeyi. Yani sonuçta kupayı aldı adamlar. Yani tebrik edeceğiz. Başka final bir şey yok sonuçta. Yani hani çukur misali. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır hesabı. Gemlik de tam çukurun göbeği. Ya mübarek yer. Muhakkak bir taraftan çekiyor. Belediye başkanı arka tarafa yazmış koskocaman Gemlik'in çıkışını. Sevgi ve huzurun başkenti diye. Ya ara sokaklara giriyorum. Ne sevgiyi görüyorum ne huzuru görüyorum. Bulan varsa bana söylesin. Ki... Ramazan ayı girdiği zaman herkesin kalbinde bir huşu mevcut. Herkes, inancımız elhamdülillah elbette ki Müslümanız, herkes iyiye, doğruya, güzele doğru kendini sevk etmeye ve etrafındaki insanlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyor. Bu Ramazan'a, bu başka bir tarih içerisinde farklı bir özel güne dahil olmamalı. Bu insanların var olduğu hassasiyeti görüp gözeten, ince ruhlu insanlar yetiştirmeliyiz. Herkese karşı olmalı. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Sporun birleştiriciliği bu yönden çok önemli. Gemlik'te en aktif sosyal sorumluluk projelerinde Galatasaray Taraftarlar Derneği, Gemlik Bursa Spor Taraftarlar Derneği. Doğru.
Ben de Gemlik Bursa Spor Taraftarlar Derneği'nin ikinci başkanlığını yapıyorum. Şimdi öyle mi? Benim hoşuma giden kısım, biz hayır konusunda yarışıyoruz. Birbirimizden habersiz. Evet. Bu güzel bir şey. Bak yalnız sözünü balla kesiyorum. Bu memlekette hayır demek yasak. Baştan ben... Ben hayır diyorum. Sıkıntı yok benim için. Problem yok. Ben hayır diyorum. spor konuşuyoruz. Siyasete girmedim. Yok yok. Hani hayır konusunda yarışıyoruz. Diğer taraftar gruplarını da aramıza almamız gerekiyor bu konuda. Yani kendi aramızda yarışmaktansa birlik sağlayıp ortak bir havuzda paydada yapmak herkes bence en güzeli olur. Ali Osman da, Emir de, Emir abi de. Şu an bildiğim kadarıyla gelirler, yok, şu an bildiğim kadarıyla Beşiktaşlar Derneği değişti. El değiştirdi. Ali Osman mı? Tabii. Yok canım. Ben öyle biliyorum ama. Yok canım, başkan abi. Ali Osman hala başkan. Ben o de... zaman müjdesini vermemiş olayım. Kaçtan. Tamam. Kongreler değişiyor. Kongreler o zaman bir Sezgin Mutlu geliyor oraya da. Ama yok hayır söyleyeyim. Ah ulan. Başkanlığın değişti. Tabii. Başkanların bırakmaması lazım. Desteklemesi lazım. Onun şeyindeyiz sonuçta. Umut Aktaş'tan mı örnek aldın sen de? Umut Aktaş artık gelmiş. Fenerbahçe, Gemlik Spor, Galatasaray. Umut, birazdan girecek. Umut gelmişken şöyle bir şeyden söyleyeyim. Evet. Falan filan Inter Milan misal. Aynen. Gemlik'te gerçekten hak ödenmez. Olay oldu. Umut Aktaş, Talat Tepe, Osman Kayal. Evet. Bir de Cumhurbaşkanımız. Yani Recep öyle Tayyip ya da böyle. Recep Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bir şekilde. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan mı? Cumhurbaşkanı derken hayır. Cumhur'u söyledi aklıma gelmedi. Hayır. Cumhuraydın. 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 Ona da buradan yani saygı sevgilerimizi sunalım. Gemlik Spor için güzel şeyler yapıyorlar. İnşallah de arkasında gizlemiyordur. Evet. Osman bir de herkes savcının adını duyacağın ki susun. Yok ben yorumlardan direkt devam edeyim, durumu değiştireyim. Vallahi. Abi bakıyorum vallahi önümüz karanlık, göremiyorum yani. Silivri'de soğuktur bu dönemde. Yorum. Hani kallanma yaz, yaz gelmedi. Yaz gelmedi. Yaz gelince inşallah. Kızılay çalışmamız vardı bizim. Bir yorumlara geçelim. Tabii ondan ki, sonra evet, ona devam edelim. Halil Aydı'dan devam etmemiz lazım. Yok. Öyle mi? Hasan Yavuz. Evet. Başkanımız. Evet. Yöneticilerim Ümit Yüksel ve Sezgin Mutlu ve Kios TV iyi yayınlar. Gemlik Galatasaraylılar Aksu Köyder demiş. Aksu Köylüler Derneği'dir. Köy Derneği var orada ayrıca. Mücahit Özaydın. Evet. Herkese selamlar. Çok değerli Ümit Sezgin abilerim. Harikasınız, seviliyorsunuz demiş. Kios TV ailesi iyi yayınlar. Koray kardeşim seviliyorsun demiş. Evet, ben beni yine atlamışlar arada. İşte kere. Daha gibi kayıyoruz, gidiyoruz herhalde. Ali Rıza Funda Yıldız. Ümit abiye selamlar, iyi yayınlar demiş. Fenerbahçeli bir arkadaşımız. Hasan Yavuz tekrardan eklemiş. Gemlik Galatasaraylılar Derneği kurucu başkanımız Ümit Yüksel ve geçmişteki Ultra Aslan efsane başkanı Sezgin Mutlu demiş. Allah ben tekrar eklemiş sağ deyince olsun. Beni de ekledi zannettim valla. İçimde bir kelebek uçtu. Saygılar. Başkanım seni de burada olmanı isterdik ama işinden dolayı gelemedin. Erkan Şen şu an Hayat Eve sığıyor, sizi izliyoruz demiş. Hayat Eve adamsın. Nazlı Acar, Ümit Başkan adam gibi adam, efsane başkan, Gemliğin tek Galatasaray başkanı. Seninle gurur duyuyoruz Ümit Başkan demiş. İsmail Tokuş, Ümit Sezgin Başkan saygılar demiş. Şükrü Turan, selamlar iyi yayınlar. Sezgin ve Ümit Başkan'a selamlar demiş. Burak Çakman. Ah! Evet. Adamın dibi. Kendisi de Burkip üyesi, Bursa Sporlu. İyi yayınlar, herkese selamlar demiş. Teşekkür ederim Burakcığım. Umut Aktaş, Gemlik'te herkes kardeştir demiş. Cahit Duygu Taklak, geçen yayında bahsedilen Cumhuriyet Bayramı'nda balonda açılan Galatasaray bayrağı ile ilgili konuşmalar bizi derinden yaraladı. O balonun içinde şahsen ben de vardım. Olay organize edilmiş bir olay değildi. Tamamıyla spontane gelişti. Atatürk ve Türk bayrağı bizim kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle Türk bayrağının üstü kapatmak gibi bir amacımız olmamıştır. Ve olmaz da, biz çok iyi bir Galatasaraylıyız. Ayrıca doyduğumuz yer Bursa'nın takımı, Bursa Spor'u yarıştığı her kulvarda destekliyoruz. Hepinize saygılar demiş. Evet. Buna değineceğiz zaten ekstra. Erkan Şen, bizim dernekler platformu oluşturduğumuz gibi Gemlik Taraftarlar platformu oluşturulursa birliktelik güzel olur, saygılarımla demiş. Feyzi Sarıkaya, Ümit Başkanıma ve Sezgin Reis'e selamlar, iyi yayınlar demiş. Bu isim bir yerden tanıdık geliyor bana. Tanıdık mı? Valla. Evet, Gökhan Derdiçok. Yakamoz gibi. Gökhan Derdiçok. Biz de saygılarımızı sunalım. Stüdyoyu basabiliyor muyuz demiş. Tabii ki. Gökhan. Evet. Basacak yerimiz var. Fayanslar şu an sağlam. Bizi kasmaz Gökhan. Bazı paspas.
O gün 29 Ekim'in balon muhabbeti mimarlarından. Bitti mi? Mimarlarından. Evet, evet. Bitti mi şey? Ada grubun içinde. Yok. Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her türlü yardım kampanyası içerisinde yer almak için gönüllüdür. Ramazan'da yapılacak olası bir çalışma içerisinde helal mutlaka yer almak helal isteriz. Olsun. Tüm kulüplerimize taraftarız demiş. Eyvallah. Cansınız. Alican Durdu. İyi yayınlar. Renklerimiz ayrı olsa da dilimiz bir. Sevgi dili olsun inşallah demiş. Eyvallah Alican abi. Fatih Güleş, gönüllerin tek reisi Sezgin Reis, saygılarla demiş. Eyvallah, sağ olun. Enes Uyar, Ümit abinin bize katkısı oldu futsalda sağ olsun demiş. Özcan Yerlikaya, başkanlara selam olsun demiş. Şevki Eker, Sezgin ve Ümit abime selamlar, şampiyon cimbom demiş. Eyvallah Şevki. Umut Aktaş şike mi yaptınız demiş ama. Şükrü Turan, efsane başkan Ümit Yüksel, Sezgin Mutlu, selamlar, iyi yayınlar Kios TV demiş. Evet Şükrü, evet. Teşekkür ederiz kardeşim. Özcan Yerlikaya, spor kardeşlik ve tatlı bir yarıştır. Tüm spor severlerin tatlı rekabete ve spora katkı koyma noktasında olmalarını diliyorum. Geçmişten bugüne Gemlik'te başta Ümit Başkan ve Sezgin Başkan olmak üzere Kemal Kaynar Bey'e, Koran Kaynar Bey'e teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederiz. Aydın teşekkür Serap ederim. Salan, selam iyi yayınlar Sezgin Başkan, saygılar demiş. Eyvallah. Doğan Kan Yılmaz, dört güzel insana selam olsun. İyi yayınlar, her zaman Sezgin'in yanındayım. Ümit Başkan'a da selamlar demiş. Doğan'ım saygılar sunuyorum, her zaman biz de seninle şimdi beraberiz. Nur Kayacık, sevgili Ümit Yüksel ve Sezgin Mutlu, erkek arkadaşım Galatasaray gibi aşık olduğum bir takımı bırakıp Bursa sporlu olmamı istiyor. Siz de bu sevdadan vazgeçilir mi demiş. Nur Kayacık. Sevgili Ümit Yüksel ve Sezgin Mutlu, erkek arkadaşım Galatasaray gibi aşık olduğum bir takımı bırakıp Bursa sporlu olmamı istiyor. Siz de bu sevdadan vazgeçer ben mi? Ben erkek arkadaşım da senin erkek arkadaşını da değişme, takımını da değişme Nur. Evet, bir çikolata ısmarlasam, bir biskrem versem. Bence az önce bahsedilen konuya gelelim. Cahit abinin değinmiş olduğu bir konu. İlk önce bence balon konusunu bir senden dinleyelim Ümit abi. Ondan evet, yani sonra gerekli işin, açıklamaları. İşin kahramanlarından tabii, bir tanesi. Kahramanlarından biri. Sosyal medya bak, üzerinde çıkmaya özellikle başladı kağıtlar. Türkiye'yi, Türkiye'yi salladı adam. İnci gibi dişleriyle gülerken çekildiği o fotoğrafla birlikte. Değil mi? Yalansa yalandır. Gülüş de yakışıyoruz mübarek sana. Hani hafif az saçlı olsan da benim gibi. Saçımız olmasa sıkıntı yok. Yani. Sakalımız var be. O yeterdi. Ya şimdi 29 Ekim biliyorsunuz bizim için vazgeçilmez bir bayramımız. Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in peşinde olan insanlarız. Elhamdülillah. O günde dediler ki bizim Cahit telefon açmış belediyeye. Ya demiş abi 429'a sıra yazdığı balonlar varmış burada. Dedim ne balonu? Dedi ki Kapadokya uçan balonlar var diye. Ulan dedim Kapadokya'ya gidip 200 euro veremiyoruz. Bari burada balona verelim. 200 euro Kapadokya'da. Ondan sonra aradım belediyeyi, dedim ki işte Ümit Yüksel, Serra Yüksel kızımla beraber, Cahit oğluyla beraber, Hamit Katırcı kızıyla beraber, hepimiz çocuklarla beraber yazdırdık isimleri. O günkü mesela ben şöyle söyleyeyim, Gökhan Derdiçok, Tolga Yılmaz, Basri Filyos, Cahit Taklak, Hamit Katırcı, bir de ben. Hepimiz çoluk çocuk oraya gittik. Şimdi balonlar bir çıkıyor, bir iniyor, bir ne falan böyle. Sen uçacağını zannettin ama balon bağlıydı. Tabii, tabii bağlı. Biz zaten ki gemiyi yukarıdan göreceğiz diye. O da bir ayrı bir olay. Şimdi baktım. Sol tarafta Türk bayrağı, Türk bayrağı var. Bizimkinde Türk bayrağı asıldı. Çok güzel bir esase. Ondan sonra şeye çıktık. İsmini yazdırdık. Bekliyoruz şeyleri okunacak diye. Sağ olsun Çağrı arkadaşlarım. Çağrı dedim. Biz dedim sıra numaraları ayrı ayrı. Hani olmazsa biz hepimize bir oku, biz bir onu bilelim de şeyimiz olsun. Tamam abi dedi, okudu. Sonra dedim ki ulan dedim be, Türk bayrağı yanında dedim bir Galatasaray bayrağı ne kadar yakışır dedim burada dedim, açtım açmış çokça dedim. Sonra Gökhan dedi ki abi dedi bayrak evde dedi. Bahsede dedi ki abi ben bayrağı alırım dedi evden dedi. Dedim hadi git al gel. Bahsede gitti eve, Gökhan'la beraber bayrağı aldı. Çağatay'ın içinde duruyor. Uğur Başkan da orada, hep beraber muhabbet falan. Bolamış'ın sıra geldi. Yukarı çıktık. Yani bizim amacımız orada yazılan ve çizilen gibi alakası bile yok yani. Tamamen ve bizim bayrağın üzerine Türk bayrağı da var aynı zamanda. Yani bir fotoğrafını da şimdi bulur atarım sonrakinden. İşte Türk bayrağı burada yanında. Hatta bu tarafını açtım ben. İkisi beraber açtık. Fotoğrafını çektik. Bize de bir anı kalsın sonuçlar. Bu amacımız bu. Fakat yani konunun üzerinde
algılanan veya şeydekinden gibi biz bir Türk bayrağını kapatalım veya Atatürk'ü böyle bir şey mi zaten olmaz baktığın zaman. Ki içinde bir tane İzmirli Cahit var, işte Tolga var, hani bireysel şeylerine baktığın zaman bile zaten böyle bir noktamız da yok. Ki Atatürk ve Türk bayrağı zaten kırmızı çizgi. Yoksa başka bir şeyimiz yok. Bir de benim Bursa Spor'a olan bakışım da 15 yıldan beri işte Ferhat Başkan, İshak Başkan'a kadar sorsanız da bilirler. Hani oralara geldiği zaman gücüme gidiyor. Çünkü ben kendim biliyorum Bursa ile ilgili yaptığım ve yapacaklarımı. Başka boyuta geldiği zaman da sıkıntı oluyor benim için de. Yoksa başka türlü olsa zaten derim ki ya kardeşim biz yaptık şudur budur diye. Tamamen herhangi bir derneğin üzerine çıkmak veya başka bir şey yok. Tamamen esantüne gelişen bir olay. Maksatlı yapılan herhangi bir oluşum değildi zaten. Yok yani bugün bak iddia ediyorum gidin belediyenin kayıtlarına bakın. Hepimizin teker teker ismi işte 429, 600 diye sıra sıra var. Şunu da söyleyeyim. Bursa Spor'a siz işte davetiye gelmiş. Tabii. Bize vermediler. Ya o zaman... Vermek zorunda Bursa Spor'a. Çünkü Bursa bizim şehrimiz. Gemi Spor'a da verecekler. Tabii ki şey olacak. Bize öyle davetiye falan yani hiçbir şekilde etkili demememizde bir şey oluyor. Mesela Bursa Spor'a hani yapılacak tabii ki ona bir şeyim yok. Hı-hı. Önce onlara yapılacak. Biz zaten baktığım zaman İstanbul takımıyız. Buraya baktığım zaman sonuçta. Bursa Spor'a davetiye de gelmiş ama arkadaşlar katılıp katılmaması veya farklı bir olay oldu. Bizden de böyle bir olay gelişti. Şimdi Cahit'in dediği gibi de oradaki her şeyine noktasına kadar katılıyorum. Hani hepsi de doğru bir şey sonuçta yani. Olayın diğer tarafındaki kahramanlardan biri olarak ben açıklayayım. Siz kirli çamaşırlarla da gelip piyasaya. Şimdi Ümit abiyle o dönemde tanışmıyorduk. Cahit abiyi, Hamit abiyi tanırım ikisini de. Oradaki fotoğrafı çeken arkadaşta bir sıkıntı var. Fotoğrafı çeken arkadaşta. Muhtemel ki siz bayrağı kaydırırken tam üstüne geldiğinde bir fotoğraf çekilmiş ya orada. Ya da rüzgarla. Ya da rüzgarla bak, olan bir şey. Bende bir fotoğraf var sana göndereceğim onu. Bende de bir fotoğraf var. Orada da yo anladım. Şey var mesela birinde Türk bayrağı duruyor birinde bizim bayrağı duruyor mesela apayrılar. Ha bir de şu var Atatürk bayrağı şey yok. Atatürk bir, diğer Atatürk balonda. Diğer balonda. Atatürk olmayan Türk bayrağı var. Türk bayrağı sadece Türk bayrağı olan diğer bayrak. Türk bayrağı var. Yani Atatürk yok yani. O senin basiretsizliğin. Yani insan bakmaz mı? Ya şimdi bize davetiye şöyle, geldi. Türk bayrağı Atatürk bayrağı yan yanayken sanki Galatasaray bayrağı Atatürk'ü kapatmış. Atatürk rüzgar var onda. Rüzgar gelince atıyordum da ben gördüm. Orada onu. Zaten kıvrılan bayrağın ucundan rüzgar var. İkinci, üçüncü yani, resim de belli. Şimdi şöyle ilk davetiye kısmından gireyim. Biz aslında ona karşıydık. Neden karşıydık? Gemlik Spor'un mabedi zaten yeteri kadar değeri göremiyor. Çimler problemli, sıkıntılı, aracın girmesi, balonun oraya konması, İnsanların çimlere tamamıyla zarar vermesine sebebiyet vereceği için biz katılmama kararı aldık. Ya buna tepki amaçlı diyebiliriz veya hoşumuza gitmediği için katılmama kararı aldık. Saygı duyuyoruz. Sonrasında hatta o gün ben Kütahya'daydım. Bana gelen telefonlarla gördüm, fotoğrafa baktım. Fotoğrafa ilk baktığımda zaten o kareyi gördüğümde nasıl diyeyim ona kasıtlı bir şey olmadığını anlayabilirim. Bilinçsiz yapılmış bir şey. Rüzgarın azizliği olabilir, fotoğraf karesiyle alakalı olabilir. Ama bilinçli olmadığı zaten belli. Ama alındı, başka bir algı yapıldı. Bunu açıklama yapma gereği duyduk. Neden duyduk? Çünkü Gemlik harici diğer medya gruplarında çok büyük yer aldı bu. Özellikle Bursa'da çok büyük bir yer aldı. Evet. Çalkalandı ya. Tabii bir... çalkalandı. Hani bu durum hoşnut değildi bizim açımızdan da sizin açınızdan size da. Size de herhalde Bursa'dan algı farklı gittiği için bir dönüş ya olmuş. Ya farklı bir derneğe. Algı oluştu. Bu algıyı ortadan algı kaldırabilmek şöyle, adına şöyle, Galatasaray bayrağının altında Atatürk'ün olduğu, Türk bayrağı, Türk bayrağının olduğu. Türk bayrağının da yarısını kapatıldığı tabii söylenmiş. İşte Cumhuriyet Bayramı'nda Galatasaray bayrağının ne işi var? Yani istemediğin gibi aldılar. Yani ya, süslediler, başka boyuta taşıdılar. Aynen. Yani. Şimdi olay daimi olarak hep böyledir. Evet başkan. Yani oradaki yaratılan algıyı kaldırmak adına, Gemlik'teki bu kötü düşünceyi giderebilmek adına basın açıklaması yapmayı evet gereği duyduk. Yazıyı da birebir kendim yazdım. Paylaşımı kendim yaptım. Okuduk. Tabii bundaki zaten görebilirsiniz şahıs olarak hiçbir şekilde yok. Veya Galatasaraylılar Derneği olarak Derneği herhangi bir şey yok. Orada dedik ki burası Bursa, bu yapılan yanlış bir şey. Bilinçsizce yapılan bir bayrak açma var. Bilinçsizce
bu yanlıştır bizim nezimizde, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini dile getirdik, bitti. Ben zaten dernek adına ziyade oradaki bulunan isim adına konuşuyorum. Tamam biz dernekte yönetimdeyiz, belli bir grubumuz var mesela. İşte Gökhan, Tolga, Basri, Cahit, Hamit. Hani bizim milliyetçiliğimizi, boyutumuz çok farklı oluyor. Yoksa biz kendi şahsım adına ben şu anda söylüyorum. Mesela Bursa Spor Galatasaray diye ki ben biliyorum, ben bana yazışma geldi, okudum. Dedim bunun Galatasaray'la alakası yok. Bunlar sadece orada bayrağı açan kişilerle alakalı. Ben gene sıkıntı yoktu. Biliyorsun hiçbir zaman yok. Ama Türk bayrağının üzerine bir şey olunca ondan dolayı. Yoksa ya, başka sıkıntımız yok. Ha, yoksa başka bir şey yok. Sizin elinizde farklı resimler vardır ama sosyal mecralarda dolaşan resimde. Şimdi dur ben resmi bulmaya çalışıyorum tamamıyla, da. Tamamıyla biraz evvel bahsi geçen konuşmasını yaptığımız o talihsiz resim vardı. Her sosyal medya hesabında her yerde tamamıyla aynen. Böyle aynen. Şey var. Yerleşmeden. Sen burada tutarsın. Türk bayrağı buradadır. Şuradan bir geçireyim derken fotoğraf burada karesi yansıdığında otomatikman her şey bitiyor zaten. Ya aslında hani herkes anlamak istediği şöyle, gibi anlar yani bazı bir şeyleri. Etkinlik var. Cumhuriyet kutlanıyor. Tabii. Bu Galatasaray'ın da cumhuriyeti, Fenerli'nin de cumhuriyeti, işte Bursa Spor taraftarının hepsinin cumhuriyet bayramı. Oraya bayrak asılması o kadar kötü bir etki değil. Tabii Türk bayrağını falan vesaire kapatmak niteliği yok. Mesela bak şimdi yarı yarıya. Evet. Ama bak buraya geldiği zaman mesela bak hocanın gitgide üstü kapalı. Anlatabildim mi? Rüzgardan dolayı. Yani bir bak bir şey de daha diyeyim bak bizde Türk bayrağı bütün bayraktan önce Türk bayrağı var özellikle. Ya tabii zaten yani tüm takımlarda Türk bayrağı vardır zaten. Ama tüm takımlarda yok çok yok. Takım bayrağı bir tanesi içerisinde şu, Türk bayrağı olması değil, Türk bayrağının üstünde takım bayrağı olması. Şu denilebilir. Olması. Orada Türk bayrağı var. Başka bayrağı tamam. Asılmaya gerek konuşacağız. Yoktu diyebilirsin. Yani burada insanların tepkisi bu yönde. Ki yani, parası zaten yani, dediğin çok doğru. Bu fotoğraf farklı sosyal hesaplarda fazla ya da şöyle noktayı vuralım. Bizim Bursa Spor'la ilgili yaşadığımız şehirle ilgili hani sizin tabirinizle bir ihanet gibi bir konumuz yok. Yo, ama ben şunu söylüyorum her zaman, benim için önce Gemlik Spor, sonra burada yaşadığım için Bursa Spor olabilir ama ben Galatasaraylıyım. Bu tabii. Renge aşığız, bu renge sevdalıyız ama diğer takımlara saygı duyuyoruz. Budur yani bizim şeyimiz sonuçta görüşümüzde. Yani buna da saygı duymak lazım sonuçta. Yoksa şey yok ortak başka. Paydada birleştik mi? Tabii birleştik. İlk başta Gemlik Spor, ondan sonra Bursa Spor, ondan sonra herkes istediği takımı tutabilir. Tabii canım sıkıntı yok. Yani aslında. Biz de burada yaşıyoruz. Bekmemiz yani, diyorsunuz oradaki. Benim de tamamıyla hani maksat muhabbet olsun. Reklamı geçelim orada. Kendi reklamı da yaptım. Yani şimdi ben. Bu ara pazar günleri yeni konuklarım var. Ki her şeyden bak, öte. Bak şöyle bir şey diyeceğim. Lafını keseceğim unutma da. Estağfurullah ben unutmam. Bizim burada Galatasaray Parkı vardı biliyorsunuz. Evet. Bir ara olaylar oldu. Galatasaray Parkı'nın taşınması gündeme geldi. Refik Başkan sağ olsun. 8 saat içinde bir yer belirledik. Sahilde bir yeri aldı. Hala doğru. Başkan dedi ki istediğiniz her şeyi yapacağım dedi. Bize bir billboard hazırladılar. Reklam kampanyası her şeyi yaptık. Bak açılacağı gün Bursa'nın tepki geldi. Ve o günü bak arkadaşlar çöğe getirdiler. Küme düşmüyor. Biz açılışı yok. Parkın açılacağı gün biz açılışı erteledik. Yapmadık açılışı. Bursa Spor'dan çok büyük şey geldi, tepki geldi. Rızvan Kendi Başkan, belediye başkanı, bundan önceki Recep Altepe aradı burayı, dedi ki açılış yapmayın kardeşim, bu ne dedi burada? Refik Başkan beni aradı, dedi Ümit dedi, böyle dedi, biz açılışı yapmadık. Yapabilir miydik? Kendi imkanlarımla öyle yapardım ama yapmadım. Saygı duyuyorum sonuçta. Yani madem ki bir şey oluştu, bir problem oluştu, sonra açtık ne oldu? İki sefer parkımız yıkıldı. Bir sürü olaylara maruz geldik. Yani boyandı. Orada bir yani Türkiye'nin belki de ulaşamayacağı bir noktasında biz ulaştık. İnşallah diğer takıma da ulaşır. Ama orada bildiğim bir şeyimiz var. Hemen her seferinde maruz kalıyoruz. Hep sıkıntı yani. Boyanıyor, yediyor, her şeyi yaşıyoruz. Başında nöbet bile tuttunuz be. Tuttuk ben biliyorum vallahi ya. Tuttuk, ben polisler tuttu. Bana diyor ki ben bir gün gittim gece oraya 12'de parka bakıyorum ya. Sen kimsin dedi. Dedim dernek başkanıyım. Nöbetçi geldi abi. Ya dedik bana. Ya be kardeşim dedi ya, bu ne dedi ya, her akşam buradayız dedi ya, şu taşı dedi bekliyor dedi, boyayacaklar diye. Ama ne olaylar oldu mesela. Ya şuna bu gördüğün taş var ya, bu gördüğün taş. Yani. Parkla ilgili, anıtla ilgili bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde yer alan bir kulüp. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kulübü. Ve biz bunu Bursa Spor'u yenerek, Fener'i yenerek, Beşiktaş'ı yenerek, Fenerbahçe'yi yenerek, veya işte Türk takımlarını yenerek
UEFA kupası alıp doğru yanıt dikmedik. Arkadaşlar hep yendiğimiz takımlar yabancı ülke. İşte İspanya'dan, değil mi? İngiltere'den. Yani bunları eleyerekten bir başarı gösterilmiş bir Türk takımı olarak dönemin başkanı Mehmet Turgut oraya önce bir iskele meydanın karşısında o meyhanelerin önünde abide dikti. Bu. Yani bu arkaya da bir Bursa Spor yazısı, ne Fenerbahçe yazısı, ne Beşiktaş yazısı yakışmıyor. Yani yazanlar için söylüyorum. Bu da Beşiktaş'tı ve Bursa Spor'ları ilgilendirmez. Yazan kendini alçaltır. Ya şöyle kulübü onlar bağlamaz. Da zaten bireysel hareket edenlerdir. Yani biz Bursa Spor'a yeni kasılmadı oraya. Yani onun sizde bir alakası yok. Bir bağlantısı yok. Bir şey yok. Sezgin. Futbolda her şey şeyde olduğu işte, gibi vefa yani boza markasından ibarettir. Vefa denilen bir mevzuat yoktur. Doğru. Artı geçen gün geçen programda Selim, evet, Selim Kurtulan vardı. Bursa içerisindeki İtalyanlardan bahsetti. Her takımın içerisinde, her ülke içerisinde muhakkak kendine münhasır, böyle fevri hareket eden, free çıkıyor, takılan çıkıyor insanlar var. Ya biz onu Bursa Spor'a, Beşiktaş'a, Fener'e bağlamıyoruz tabii canım. Hani onu bireysel yaptığı belli. Hangi seversin, o hiçbir topluluğu zaten genç, temsil etmez. Yapıyor yani. Düne kadar şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Kör öldü, badem gözlü oldu diyeyim. İbrahim Yazıcı'ya bu tribünlerden istifa isteyen kimdi? Bursa Spor taraftarı. Yine bizim taraftarı. Öldü, milyonlar sığmadı caddelere. Şimdi hiç kimse onun hakkında laf söyletmiyor. Tamam. Ama önemli olan kör öldü, badem gözlü olur değil. Sahiken değerini bilebilmek. Allah rahmet eylesin. O adam senin yüzünden bu hale geldi. Ha, bizim Özhan Canaydın da Bursa'sı. Tabii. Bursa'nın Doğuş'a doğumlu. Özhan Başkan bulunduğu yere, yani Bursa'ya çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Aynen, hakikaten bir, gerçekten hani yürekli bir insan. Niçin diyeceksin? Onu da Allah glakom, rahmet eylesin. Türkiye'de glakom iki yerde var bildiğim kadarıyla. Bilemediğim üç yerde. Yani her hastanede, her yerde yaygın bir tedaviye sahip bir hastalık değil. Uludağ Üniversitesi'nde Özhan Canaydın'ın yaptırdığı glakom bölümü eski başkanı Haluk Ertürk'tü, profesör doktor. Yani mükemmel bir yer yaptırmış, mükemmel bir yer. Hakikaten nur içinde yatsın, çok dua ettim kendisine. Neyse. Çok dua ettim. Çünkü aynı dertten müzdelip bir sürü insan onun sayesinde tedavi oldu, evet, sağlığına kavuştu. Evet. Hani bazı insan yaptıklarıyla öldükten sonra anılır derler ya, Özhan Başkan öldükten sonra yaptıklarıyla, bıraktıklarıyla anıldı. Ama var Türkiye içerisinde hiçbir şey yapmadan taktiği bir kravatla ülkenin sahibi olarak kendini gören insanlar. Onları bir kenara koyuyorum. O İtalyan bile olamaz yani. Evet. Turşu suyu. Fransız. Evet, turşu suyu. Fransız. Ama evet, benim istediğim spor, müzik, sanat, kültür birleştirici bir özellik taşıyor mu? Her programda bunu dile getiriyoruz. Evet. Gemlik içerisinde bakıyorum. Her arkadaş, bir arada dediğin zaman, yani sanat sinema dediğin zaman hepsi aklımızda ilk gelen şey roman kardeşlerimiz oluyor. Evet. Sanat. Başka hiçbir şey yok. Mehtaplı Geceler'de Gemlik'in en çok sevdiği şarkılardan bir tanesi geçmiş dönemden bu zamana kadar. 7'den 70'ine, doğru mu? 7'den 70'ine herkes biliyor. Heh, bak. Bir Fransız'da köşede otur. Uyuyordu, uyandı. Ya, ya ben istiyorum ki değişik insanlar, değişik insanlar çıksın, kendini göstersin, Gemlik'i Gemlik yapsın, eski güzel günlerine çevirsin. Biz bir ne derler ona, taraftar dernekleri birliği, topluluğu kurarak, konfederasyon tarzı bir şey tabii kurarak Gemlik içerisinde yapılacak pek çok şeyde birlikte güç birlikteliği yaptığımızda, masaya vurduğumuzda daha çok ses getiriyoruz. Zaten biz beşimiz bir araya geldiğimizde biz Gemlik'te çok büyük güçüz. Tabii. Biz bak şöyle bir şey söyleyeyim. O gün yaptığımız zaman dedik ki biz bak Bursa, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray birleşiyoruz. Trabzon. Arka planda Gemlik Spor'un içindeyiz zaten. Yani orada birleşiyoruz sonuçta. Yani Gemlik Spor'da aldığımız zaman tabii tribünde de Gemlik Spor olarak giriyoruz. Hepimiz oradayız sonuçta. Gemlik Spor da bir takım. Tabii.
O zaten Gemi Spor'a oluşan... Kendine ait bir taraftarı var. Yok, hayır yok. Ortak var ama yine bizlerden oluşan. Gemi Spor'a oluşan takım taraftarı var. Hayır. Bizlerden oluşan bir taraftarı. Herkes Gemlik Spor'u destekliyor. Çünkü Gemlik Spor'u. Zaten biziz onlar sonuçta. Biziz ya. Abi yani. Galatasaray'ın o ki. Koran Bursa Sporlu. Ki benim istediğim daha farklı bir şey. Yani benim istediğim şu. İçine Gemlik Spor'un da dahil olduğu bir taraftar birliği kurulmalı. Konfederasyon tarzı. Ne yapılacak? İşte biraz evvel Ramazan erzakları hususunda yardım. Aslında onu biz yaptık da sadece şu var. Şimdi Koran gibi pasif şey aktif birileri geldiği zaman bana kitleniyor. Yani aktif misin pasif misin? aktif yok aktif adam. Yani böyle adamlar olursa böyle adamlar geldiği zaman şey yapmıyor yani. Şimdi diğer yönetimler geldiği zaman biraz durduk mu kaldık. Ne oldu bu oldu falan. Şimdi bu kişilere bağlı yani. İşinden gücünden biraz da baktığı zaman sonuçta. Yani hepimizin mantalitesi, isteği aynı. Değişen hiçbir şey yok. Öyle. Hepimizin içinde bulunan gençler var, altımızdan gelenler var, çocuklar var. Onlara bir şekilde bizim örnek olarak aşılamamız lazım. Evet. Bir de Gemlik'in durumu malum. Yani sokağa çıktığımızda gençlerin durumunu görebiliyoruz. Bir şekilde faydalı olmamız lazım. En güzel verebileceğimiz örnek taraftar dernekleri. Spor. Ama hepimiz ayrıyız. Nasıl ayrıyız? Bir şekilde ortak paydada buluşuyoruz ama diğer kısma baktığımızda hep ayrı kulvarlarda devam ediyoruz. Ama bir güç birliği yapsak, az önce verdiğim örnek gibi amatör spor kulüplerine yardımcı olabilmek için kulüpler birliği kuruldu. Derneklerde bağışla ilerleyen bir sistem var. Sen 3-5 kuruş verirsen o dernekte o gençler bir şekilde döndürecek onu. Ama vermediğin takdirde herkes kalıyor. Ve eşit olarak yok, bir dağılım yok. Bizdeki sıkıntı biliyorsun bak ben şöyle söyleyeyim. Bizdeki sıkıntı şu. Bizde yönetimler değiştiğinde orada bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Şimdi gibi. Şöyle. Ya şimdi mesela ben başkanlık yaptım. Bir önceki başkan. Yönetimler değiştiği zaman fikirler de mi değişiyor? Fikirler değil. Bir önceki kopuk başkanın oluyor. Bağlantılarını ya devam ettirmiyor. Mesela bak ben diyorum ki bak. O var. Bak ben 15 yıldan beri bir fil bırakamadım. Hani benimle gibi herkes sanıyorum mesela. Hı. Ama mesela sizden örnek vereyim. Kaç başkan değişiyor sizde? Çok başkanlar nerede şimdi? Şimdi evet, Ali Başkan mesela 10 numara şimdi çalışıyor. Sen evet. Hesaplar falan filan numara. Şimdi yarın sana bir gün örnek veriyorum. Nişanlandın, evlendin, çoluk çocuk sahibi oldun, bastın gittin. Yeni biri geliyor, bir daha ben onunla tanışıyorum. Tanışıyorsun, ondan aynı yani. Fikirde olmak ama istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bunları yaşadık biz. Taraftarlar Birliği'ni kurduğumuz zaman kalıcı bir eser bırakmış oluyoruz. Koltuk sabit, üstte değişmiş. Şu an Taraftarlar Birliği normalde var ama resmi olarak şeyde yok ama İşte dediğim gibi bundan dolayı şeyler oldu mesela. Yani biz de bu resmiyeti kazandırmış şimdi olduk. Sen de faal emin ol bir şeyler olacağını ben farkındayım. Umut da olacak. Umut da Gemispor için hakikaten bir şeyler yapan eden adam mesela. Genç. İşte böyle gençler geldiği zaman yürüyeceğiz. Yani bizlerin artık piyasadan çekilmesi lazım. Yani ben 15 yıldan beri bu işin içindeyim. Artık yerimizi beğeneceğiz yani sonuçta. Bırak biz kenarda yüzeceğiz. Bırak artık. Yani çok konuşuyor. Ben alamıyorum sırayı. Sırayı alamıyorum. Görüyorsun ikinci yarı üstte gecikti. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Son kez ondan sonra ben düşünüyorum. Devam. Şimdi bizim veteran turnuvasında sponsorumuz var İsmail Topka. Çeşme'ye gitmek zorundayım ki biliyorsun bu işler veteran şeyler sponsorlarla ve bağışlarla yürüyor. Maalesef. Telefon açtığımda İsmail Topka'ça abi dedi ki ben dedi senin dedi sponsor olurum dedi. Telefonda hemen hesabımıza parayı yatırdık, formları yaptırdık. Fakat pandemi dönemi girdiğinden önce turnuva başlamadı. Şu anda İsmail Topkaç'ın sponsorluğunda bizim şeyimiz sakımız hazır. Herhangi bir turnuva olduğunda şeyimiz var. Bir de bir de şöyle bir şey var. Demin Ankara Gücü taraftarı bir hanımefendi var Eda Hanım diye. Sizin de kardeş takımınız. Evet Ankara Gücü. Şöyle bir şey söylemiş. Yani tek temennimiz bu Koca Çınar Ankara Gücü'nün Hikmet Karaman sayesinde bu sene ligde kalması. Artı Bursa Spor'un da tekrar eski yerine geri gelmesi. İnşallah. Temennimiz İnşallah. Bu. İnşallah. Eda Hanım'a da buradan saygılar sunuyoruz. İnşallah evet. Ligde kalırlar. Bizi de yendiler bu arada. 2-0 Galatasaray. Evet benim konuyla ilgili şey vardı. Kızılay'la ilgili bir durumum vardı. Kızılay'la ilgili söyleyeceğimiz geçenlerde bir etkinliğimiz oldu başkanım biliyorsun. He, en son şey. Onunla ilgili önce buyursan başla. Ben devam edeyim. Demin senin demin bahsettiğin bir şey vardı. Sosyal yardımla alakalı. Hı-hı. Biz pek bahsetmek istemedik. Birilerinin bir ihtiyaçları vardı. Biz bir şekilde giderdik.
Giderken de Kızılay Başkanı'yla bir şey irtibatımız oldu. Sağ olsun Erdal Başkanımızla. Erdal Başkan hemen şey yapmadan işte çamaşır makinesi atıp önüne kadar bir organize ettik. Bir evi de komple şey yapıldı. İhtiyaç sahibi bir bayan teyzemiz yalnız kalıyor. Sonradan da telefon açtı bize, dedi ki ya dedi Kızılay dedi buraya gelecek pazar günü, dedi kan lazımmış dedi. Ya pazar günü herkes evinde, çıkma yasağı var, nasıl yapacağız falan derken Sezgin organize etti. Öyle bir kan bağışımız oldu. Bir şekilde geldiler. Kendi şeyimiz ama dediğim gibi yarın öbürsü gün bu hepimizle beraber daha organizeli bir şekilde daha büyük çapta kan bağışında olursa... Kaç kişi katıldı? Katılım ne kadardı? Şöyle söyleyeyim, ben oradan ayrıldığımda yani tabii saatlerce duramadık. Kendimize göre de işimiz gücümüz var. Bir katılımı biz saat 11 gibi söylemiştik insanlarımıza, vatandaşlarımıza veya gelmek, kan vermek isteyenlere. Ben ayrıldığımda, en son ben ayrıldım zaten, 3-3,5 gün falan, 4'e yakın ben ayrıldım. 120-125'in arasındaydı ki bu kampanyaya ben hani sosyal sayfamda hatta konuşma yaparaktan, çünkü çalışan bir insanım, geliyorsun gelmiyorsun değil de hem gruplara hem Facebook'tan vesaire gibi yerlerden yayın yaptım. Geleceğini duyanlar, Kızılay'a daha önce kan verenler, işte günü gelmiş, zamanı gelmiş, randevu alma sistemini de devreye sokaraktan yaklaşık işte ayrıldığımda 125'ti. Erdal Başkanım'la da 5 gibi görüştük. O 300'lü bir sayılar falan söyledi ki kan olarak çok ihtiyacımız var Türkiye'de. Yani buradan da 300. Kan bağışı yapmak isteyenlere. Hepsi bizim değil. Hepsi yani. Değil. Hepsi yani yarısı bizim, yani şey olarak da... Ama ben hepsi bizim demiyorum, yani kampanya dahilindekinden... Minimum 114 bin kişi yani sayılı. Tabii. Nüfusa sahip Gemlik şehrinde yani 300 kişinin, 300 küsur, hadi 400 de ya, 400 kişinin kan vermesi kadar komik bir... Çok özür diliyorum. Bugün kana ihtiyacın olsa gideceğin yer. Erdal Başkanım'la görüştüğümde biz dedi bu tırı dedi 2 hafta mı, bir ay önce getirdik, 22 kişiyle gitmiş. 20 mi? 22 kişi. Çok düşük tabii. Çok düşüktü. Mesela şimdi Bursa Spor'da bir ürün yapsa yani belki 5 yani şu an dernek olarak sadece 2000 aktif üyemiz var. Peki. Çok çok etkiliyor yani işte. Tabii. Burada şu var ama yasaktan dolayı çıkamamıyor. Arkadaşım bu muhabbeti biz var. Kesinlikle. Kızılay'ın kan bağışı için aracını buraya ortak çağırdık. Hepimiz ortak payda da vatana, i̇şte millete, devlete destek olmaya çalışan milliyetçi görüşe sahip Türkiye toprak, bayrak ve vatan sevdalısı insanlar, herkes burada birleşsin. Bizim için önemli olan Kızılay'ın burada istifade etmesi. Bizim de bu istifadeye ve kampanyaya desteğimiz olsun. O zaman buradan Erdal emin Başkan ol, dinliyorsa... 3000 kişi az gelirdi. Erdal Başkan dinliyorsa son sayı... Erdal Aktay. Kızılay. Şimşekoğlu değil mi? Yani ben Erdal Başkan diyorum, hani soyadını bilmem. Şimşekoğlu. Erdal Başkan eğer biliyorsa sayıyı buradan yorumlara yazabilir ya da telefonla bağlanabilir. Hani aldığımız bilgi bu yöndeydi. Erdal deyince Erdal Aktay'ın bir mesajı var. Atlamadan ona geçelim. Kemal Bey, Koran Bey, iyi yayınlar dilerim. Eyvallah. Ümit Başkan'a sorar mısınız? Gemlik Spor Yönetimi'nde tüm taraftarlar derneklerinden birer yönetici olması iyi olmaz mı demiş. Gemlik Spor'u da dahil edebiliriz işimize. Şimdi ben onu her seferinde söyledim. Benim bir hayalim de o. Hani şeye baktığın zaman... Gemlik Spor Yönetimi içerisinde tüm derneklerden bir kişi olacak. Evet. Neden? Birer kişi. Neden diyeceksin? Tribün çekmek. Bir şey var yani... Şimdi sporu bilen insan... Şimdi habercili haberci sunuyor. Ve herkesin şeyinden... Şimdi bize baktığın zaman yani... Şimdi ben İstanbul'a gidiyorum. Derneklerde bir şeylerimiz var. Ha bu ben değilim. Görünecek. Ama biz bir kişi belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu adamı al oraya. En azından orada bizden birileri olacak. Yani yardım da toplasan, para da toplasan diyecek ki arkadaşlar böyle bir şey var. Mesela forma Umut biliyor. Kaç biz dernekten verdik formaları? Mesabe? Biz dernek olarak kaç forma verdik mesela? 20. Yani şimdi bu ben tabii biraz daha ilgili olduğum için, Sezgin ilgili olduğu için biraz daha şey oldu mesela. Şimdi diğer dernekler de olmuş olsa diyecek ki arkadaşlar 20 sen belki 100 forma olacak sonuçta. Tabii. Hani bir organize olmuş olacak sonuçta. Ama maalesef o yönetimlerde olmadı. Ben de, İnşallah da... Ben de şu şekilde söyleyeyim o zaman. Gemlik'te kaç tane amatör spor kulübü var? Vefa. Yok artık. Vefa'yı sayma artık. Vefa gitse de onlar yürüyecek. Sayalım. Totona, 1922 Güven, Umur Spor, Gemlik Spor. 4 tane. Kurşunlu'na gitti galiba. Şimdi Kumada'ya katılıyor. Kurşunlu yok. Kumada Bursa'ya katılıyor. 4 tane diyelim. Zeytin.
Zeytinspor da var. Yani var mı? Var. Var. Şimdi yani normalde 13-14 kulüp var ama faal olarak 4-5. Gemlikspor ne yaptı? Gemlikspor forma bastırdı. Doğru mu? Forma bastırdı. Kaç paradan satıldı? 150 abi, TL minimum değil mi? Tamam, 150 TL ağın tutulmaz. Akran nakliye 20 bin lira tutulmaz. Ağın neresi tutulur? Eli tutulmazsa neresi tutulur? Heh, ben onu söyleyeyim. 150 TL'den başlıyordu. Bu Gemlikspor adına. İki furya yapıldı. Bir şey söyleyeceğim. Gemlikspor'a gelip konuşacaksak Umut'u da alabilir miyiz? Var mı öyle bir şey? Hayır. Alamıyoruz. Şu anda dernek hususunda Galatasaray için. Umut'u daha sonraki yayınlarda inşallah. Yok, Gemlikspor'la ilgili konuşacak dedim ben sadece. Peki, tamam. Ben sadece adı Gemlikspor'la tamam. alakalı olunca hatırlatma tamam. gereği duyuyorum. Şöyle diyeceğim. İki furya yapıldı. İki furya forma satışı yapıldı. Peki biraz evvel adını telaffuz ettiğimiz takımlar para kaynaklarını nereden buluyorlar? Sadece biz hepimiz Gemlikliyiz. Ama bu biraz evvel adını telaffuz ettiğimiz Kemal bütün abi, takımlar da Gemlik'te. Bizim projemiz var Kios olarak. Gemlikspor Store. Serhat Çolak ve Emir Yılmaz bunları destekçiydi. Gemlikspor Store'u kurup İskele Meydanı'yı yapacaktık. Ne bileyim bileklik, atkı. Ya şöyle bir durum var. Şimdi o bizim projemiz dediğiniz projeyi ben 5 yıl önce zaten sundum. Abi yalnız 10 yıldır Gemlikspor'dan emindeyiz. Valla problem yok. Yani istediğin süre olabilirsin. Eğer o yıldan beri yapamıyorsan o zaman ya, şapkayı koyacağına ne düşüneceksin? İyi olmadı diye. Anladın? Ya, şimdi, yani aslında bak dediğin gibi korona. Herkes onu düşünür. Olmuyor işte. Anlatmak istediğimiz evet. mevzuat farklı. Başka bir sadece şey. Gemlikspor üzerinden yürümek değil. Tamam, Koran doğru bir şey söylüyor. Bak Kemal. Şimdi Zeytinspor'u katılıyorum sana. Diğerleri. Güvenspor. Bir saniye. Senin para kaynağın nereden Sezgin? Benim şöyle söyleyeyim. Şu anda formasını bastırsan alabileceğin, satabileceğin kaç tane taraftarın var? Güvenspor'un taraftarı yine Gemlikliler. Yani kaç tane taraftarın var? Bizi sevenler diyelim. Ya da sporcu aileler. İşte ben de şöyle söyleyeyim. Diyorum ki para kaynağı dedim de. Totalleştirmeyelim. Tek bir noktada hani birlik yapacağız ama bu birlik içerisinde herkese yaşama şansı bırakalım. Bak bugün Zafer Işık bütün amatör kulüplerine 5'er bin lira para dağıttı. Tabii. Neden? Neden bundan evvel dağıtılmadı? Spor bu kadar fazla konuşulmaya başlayınca mı insanların aklına geldi spor? Şimdi taraftar dernekleri bir olmaya başlayınca, daha aktif koşturmaya başlayınca, insanların sporla alakalı insanların sesi gür çıkmaya başlayınca mı? Şimdi ben değindiğin için anlatıyorum yoksa. Belediye 1012'lik yani bütçe içerisinden 2 senedir kıymete bindi. Pay vermiyor. Şöyle söyleyeyim. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu şu anda başkanı Osman. Erdal Aktay 11 futbol kulübü var diyor. Buradaki kayıtlı kulüplere evet, şu anda Ali Nur Aktaş bir dönem süper amatörlere işte atıyorum 6 bin lira, 5 bin lira ikinci amatör ve vesaire gibi kulüplere de işte 4 bin lira gibi işte şimdi dediğiniz Zafer Işık gibi dağıtım yaptı. Bunu federasyon yaptı. Ayrıca ben Zafer Işık'ı kesinlikle kınamıyorum. Yani takdir ediyorum. Olsun, niçin? Takdir edilecek bir şey. Şu gün belediyenin 1012'lik gelir paydası içerisinde amatör spor kulüpleri dahil olmak üzere herkese vermesi gereken meblağı 2 senedir vermemesi fakat bunun yanı sıra çok küçük bir payda sus payı tarzı ağzına bal çalmak misali. Kimden bahsediyorsun? Mehmet malzeme Uğur Sertaslan'dan evet. bahsediyorsun. Belediye. Aynen öyle. Geçmiş dönemde kurulmuş amatör spor kulüpleri federasyonumuz var bizim burada. Kulüpler Birliği. Kulüpler Birliği'nin işte parklar, tuvalet, WC gibi yerlerden bir gelir elde etmek için belediye Refik döneminde Kulüpler Birliği'ne bıraktı. Yani bunun devamında kulüp olarak yani kulüplere aynen oradan gelen gelirlerde Kulüpler Refik Birliği Yılmaz olarak bıraktı bunları. O dönemde onun yaptığı şeyler. Yani onu söyleyeyim. Hala devam ediyor. Biz hala orada çalışıyoruz. Bir gün sevgili Kazım Bulut'u konuk edelim. Kulüpler Birliği Başkanı kendisiyle daha ayrıntılı şekilde ama irdeleyelim, inceleyelim. Gemlikspor'a ya da herhangi bir kulübe şahsı münasır Uğur Sertas'tan buyurun deyip de verdi falan. Ben daha kulübüm olmuşum. Benim şöyle anlatmak şey istediğim ama şey şu. Ama forma, şopman, ayakkabı malzeme dağıtım yapıldı. Koran bir şey söylüyor. İlk etapta bundan yıllar evvel belediye başkanı olmuş Gemlik'te sevgili Fatih Mehmet Güler. Evet. Efsane var. Şu gün Gemlik'te spora elinden gelen en fazla şey desteği veren insan. Aynen, doğru mu? Doğru. Aynen. Seversin sevmezsin. İyi adam kötü adam. İster %10 ister %15 adına ne dersen de.
Ondan sonra gelenler, halı saha açıldı. Açıldı mı? Açıldı. Oynayan var mı? Gidin bakın. Leş. Daha sonra maçlarda daimi yan yana durduğumuz adamları şimdi stüdyo konuğu olmayı bırak sokakta göremiyoruz. 1012'lik zaman içerisinde, yanlışım varsa düzeltin bilmiyorum net olarak, 1012 olması lazım. 1012. Bu zamana kadar verilen amatör kulüpler birliğine ve spor kulüplerine verilen meblağ artık ödenmiyor. Bu da bana şunu gösteriyor. Fatih Mehmet Güler zamanından bu zamana kadar silsileyle yavaş yavaş dibe vurmuşuz. Ve şu gün Refik Yılmaz'dan gerek... çok katkı aldı ama kulüpler. Efendim? Refik Yılmaz döneminde katkı aldı. Ya ama ben katkı almadı demiyorum ki zaten. Şey vardı da. Ben Refik Yılmaz'ın hususunda savunmana gerek yok. Tesisler konusunda da çok katkı aldı. Yani, hayatım bak. Yani onu şimdi ben sana, sen de Gemlik'te yaşıyorsun, ben de Gemlik'te yaşıyorum. Sosyal yaşam merkezinin arka tarafında kaykay sahasına ihtiyacımız var mıydı bizim? Kaykay kayan kaç tane adam var ya burada? Kayıyorlar. Metalden. Kim kayıyor ya? Kayıyor. Ah be yavrum. Allah aynı kayıyor. Aynı yerde benim oğlum Gemlik Belediyespor'da 5 sene lisanslı oynadı. Gemlik Belediyespor'un tesisi yandı içeride. Haydar Yiğitler aylarca maaş alamadılar. Bence şöyle yapalım. Onları tartışmaya yani ben yemeğe vurduğum zaman benim roket bir es geçelim. Full maaş, gider yani. Mars'a kadar. Hayır bak onları bir es geçelim. Madem onlar bunlar şunlar diye tartışıyoruz. Ben buraya ismimi koyuyorum. Koy. Arkadaşlar 10 sene önce başlamış. 10 sene önce düşünmüş. Biz de taraftarlar dernekleri olarak kuralım. Ben buraya ismimi koyuyorum. Hangimiz daha iyi yapıyorsak ona göre yarışalım. Kim daha iyi destek alabiliyorsa bu süreçte destek alan kişi hiçbir zaman için kurum olarak almaz. İsim olarak alır. Herkes isme bakar. Kimse kuruma bakmaz. Demek ki destek alamayan isim konusunda bir yanlışlık şimdi var demek ki. Gemlik Spor'un bir yönetimi var. Şimdi bir saniye. Yönetim bir şekli var. Spor değil. Yok Gemlik Spor üzerinden bak, konuşmuyoruz bunu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir dakika. Onları bağlı. Gelmişken. Şimdi biz seçim zamanı bu federasyon dediğimiz kendi aramızdaki hı-hı dernekler başkanlar düzeyinde Uğur Başkan'la ve Berkay Başkan'la o zamanki adaylar ikisine de gittik. İkisinde bize şeyi şöyle. Ben seçildiğimde hatta Uğur da özellikle aynen biliyor bunu. Ben seçildiğimde siz 5 tane derneklere artı diğer derneklere de hepinize bir yer vereceğim. Bizim en büyük şeyimiz bu. Hepinizi bir arada. Şimdi dediğin gibi istiyor. Biz hepimiz bağışla veya cebimizdeki paralarla geçinen bir adamız. Belediye ama şöyle bir şey var. Mesela benim şu anda 4-5 tane yer değişti. Dernek olarak. Sizin de aynı şekilde evet biliyorum. Ya kalıcı bir yerimiz yok. Ya kökünü almamız lazım. Mesela şu anda ben bir yer buldum. Allah'ın izniyle bir 2-3 gün sonra açacağız. Gemliğin şeyindekinde. Olduktan sonra söyleyeyim yerini. Şimdi bu benim 6. yerim olacak baktığın zaman şimdi. Al sen yeni yönetimle beraber. Belki sonra gene değişecek. Ama Uğur dedi ki ben dedi geldiğim zaman dedi size hepinize de yer vereceğim. Nerede? Belediyeyi taşıyacağım dedi orada verecek. Taşımadığı için bir şey diyemiyorum. Şu an orada duruyor oradakiler. Ya şöyle bir taşımış durum var. Taşımış olsa hepimiz oraya gideceğiz. Ben her rahat gelen edeceğiz. Her gelen yönetimden seçim zamanı duyduğum başta gelen vaatlerden biri. Ama şöyle bir kimse şey yapmayacağım demiyor. Yok, herkes yapacağım diyor. Ama şimdi Uğur orayı taşımış olsa ben Uğur benim sınıf arkadaşım. Biz bir yıl beraber okuduk yan yana. Şimdi Uğur belediyeyi taşıyamadığı için oradan bir şey diyeme şansım yok. Ama belediye oradan gittiği anda ben ciddi ciddi şeyini yaparım. Çünkü o zaman şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben ömür boyu burada dernekte değilim. Benim çocuğum var büyüyor bilmem ne yapıyor. Yani zaman geçiyor. En azından derneğin yeri 20 yılda 30 yılda olsa ben derneği kurmuşum 15 yıl olmuş. Şimdi 15 yıl sonra derneğin bir yeri olduğunu düşünsene hep aynı yerdesin. Ve bu daha düzenli gider. Tabii sabit bir düzen oluşturur. Şimdi gezdiğimiz için. Şimdi ben sizi de biliyorum mesela sahildesiniz, oradasınız, evet buradasınız. Biz de aynı şekilde göçebe hayatı yaşıyoruz. Sıkıntı yani. Çünkü dernekler... Şu anda da yerimiz yok. Yer arıyorum ben. Maddi, İyi bir yer bulayım diye. Maddi desteği sadece taraftar ürünüyle... Başka bir şansımız yok. Veyahut da bağışlar. İstanbul, İstanbul kapısı da kapandı. Maça gidemiyoruz. Gelirlerimiz bitti. En azından araba yapıyorduk. Araba yapıyorduk. 3-5 para geliyordu oradan. Kiralarımızı ödüyorduk. Şimdi o da yok. 2 yıldan beri aşağı yukarı 2 yıl olacak. Tabii. Yani 1,5 yıl alabiliriz. Maçta bitti yani. Sıkıntı büyük tabii canım. Ya hiç değilse hani dediğin çok doğru. Belediyenin şu anda kullandığı bina kendine ait değil. Bir yere geçebilmesi hususunda girişimleri ya net kesin olmalı. Genel anlamda siyasetle alakalı problem. Ya beni alakadar etmez. Beni bırgalayan noktası Ümit Başkan'ın dediği yeri. Belediyenin bulunduğu yerdeki binaya dernekleri verirseniz Gemlik'te sadece taraftarlar derneği yok.
Hepsini veriyor. Hepsini veriyor. Bu da cucun olur. Yok veriyor. Dedi ki orasına yani güzel bir yer yapalım. Herkes orada bütün olsun. Bütün dernekleri bir arada toplayalım. Ufak ufak yani yapacaklardı. Dediğim gibi seçim zamanı her başkan adayından duyduğum vaat. Ben hiç değişmedi. Ama şimdi bak taşısa orayı. Bak taşısa ben kapıda yatarım. Örgütleriz hepsini. Ya, ya da şöyle söyleyeyim. Sezgin abi aday. Sorduğunda hayır vermeyeceğim diye bir şey duyma şansın var mı? Demez. Yok. Kesinlikle. Ben her başkan adayından duydum. Abiciğim her kulübün, içerisinde parmağı var adamın. Taşıma nasıl vermeyeceğim diyecek. Evet arkadaşlar. Şeyi taşımış belediye, olsun. Belediye sporumuzda da buradan başarılar diliyorum. Ben gördün mü? Bak al belediye spor da çıktı. Belediye sporda yönetim. Sevgili Durmuş Uslu'yu da analım Durmuş, buradan. Durmuş başkanı da saygılar sunuyorum. Geçen programda buradaydı ben de izledim. Başka var mı? Şöyle Gemlik'te spor olan her yerde olmaktan mutluluk duyarım. Benim adam, için renk hiç önemli değil. Yani bildiğim yani bir şey ve yaptığım başka. Hani bir türkü var biliyor musun? Uçan kuştan Esenyel'den diye. Yani bir o kaldı. Spor kulübünden derneklere. Benim mesela Emir de çok söyledi. Gemlik Spor'un yönetiminde değilim. Üye bile değilim. Ben dedim ki benim Gemlik Spor, Galatasaray sevdam var. Yani o bir koltukta oturuyorum. Bittiği gün dedim ben Gemlik Spor'dayım. Dışarıdan her türlü desteği veririm ama ikisini de yapma şansımız yok. Şu anda orayla koşuyorum ama bittiği gün ki bir gün bitecek sonuçta burada. O gün de Gemlik Spor'da tamamen faal bir şekilde bulunacağız. Bizim Kios TV olarak hem mantalite hem fikir hem de ekip olarak spora ne kadar destek verdiğimizi, sanata kültüre de ne kadar tabii önem verdiğimizi çok, program olmuş. Çok çok iyi bilirler. Bizden sonra bizi örnek alarak, bizim fikirleri örnek alarak yeni başlayan programlar da var. Bu da Gemlik'te çok sesliliği, yeni açılan kanallar da var. Çok sesliliği, farklı fikirleri ve farklı görüşleri aynı mozaik içerisinde toplamak gibi. Bu da bize gurur veriyor zaten. Ama yeter ki altı dolu ve yapısı kuvvetli olmalı. Bizim istediğimiz insanlardan sanata, kültüre, barışa, sevgiye, özellikle birleştirici spora değer vermeleri. Taraftarlar Derneği, Gemlik içerisindeki üstüne düşen en büyük görevlerden bir tanesi, genç insanlara spora sevdirirken, ister rengi sarı lacivert, ister rengi sarı kırmızı, ister rengi yeşil beyaz, ister rengi işte bordo mavi olsun. Hiç fark etmez. İsterse siyah beyaz olsun. Ama gençlerin sporun holiganlıktan ziyade tamamıyla hem güncel yaşam içerisindeki en belli başlı şartlardan bir tanesi, hem bir taraftan da ahlak, Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlak. Çevik, ahlak ve insani duyguları üst safhada olan insanlar tarafından yapıldığını bilmeli. Görmeli, tanımalı ve kendini onları örnek almalı. Ben seni tanımıyordum. Ümit Başkan tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. İçi dolu, karakterli, hakikaten insanın duyguları fevkaladenin fevkinde bir insansın. Evet. Yanındaki şahsiyeti hiç saymıyorum. Onu çocukluğumuzdan beri tanıyorum. Eski takım arkadaşım. Aynen, Sedat'ı da buradan anıyorum. Sevgili Sedat Mutlu'yu. Değer verdiğim istisna insanlardan biridir. O da yine Güven Spor içerisinde ikinci başkan. Ki spora, sporcuya, insana, güzelliğe en önemli. İyiye, güzelliğe ve doğruya gönül veren her insan başa geçmeli. Bu Ahmet olur, Mehmet olur, Hasan olur, Hüseyin olur. Maddiyata değer veren insanın karşı tarafa verdiği katkı maddiyatı cebine koyana kadardır. Cepte yaşayan akrep hiçbir zaman ölmez. Ona verirsiniz, kepçeyle alırsınız çay kaşığının ucuyla. Diğersi vermez ya, o verdiği için kıymetli olur. Deveyle diken misalidir bu insanlar hususunda söylemim. Bu yüzden size değer veren insanları kırmamalı ve insanlara ehemmiyet ve önem veren insanları da üzmemeliyiz. Onların yaşamı içerisindeki bazı şeyleri desteklemeliyiz. Biraz evvel nasıl bahsettin? Ben Galatasaray'a yıllar boyunca gönül verdim. Şu anda başka bir yere geçeceğim. Acaba bundan sonra başka bir yere geçer miyim diye düşünüyorum. Galatasaray. Bu yüzden... Eğer sen buna fazlasıyla değer vermiş olsaydın bu düşüncen olmazdı ki. Kemal Başkan, Galatasaray bizim ciğerimiz. Hiçbir yere gidemez. Üşütmüşsün. Dikkat et. Sıcak her zaman iyi gelir. Sıcak çorba ve en önemli kelle paça. Ya çok çok selam yolluyorum. Biz insanları seviyoruz, takımları seviyoruz, sporu seviyoruz. Bu yönden
En önemli olan şey nedir? Bizim ilk programımızda Bursa Spor Taraftarlar Kulübü vardı. Evet. İkinci programımız yine güzeldi. Üçüncü programımız Bursa Spor vardı. Ama Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bu ülkenin bir mozeyi. Adı Ahmet olur, Mehmet olur, rengi ne olursa olsun. Ama önemli olan spora, sporcuya ve insana verdiği değer. Bu yönden sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Yaptığınız sosyal sorumluluk projeleriyle, ülkenize verdiğiniz değerle, aynen, halkınıza verdiğiniz hizmet ve değerle, lafı geldiği için değil, hakikaten isteyerek yaptığınız için bu işi, artı bununla birlikte daha söylemediğiniz, dile getirmediğiniz pek çok icraatinizle. Vardır. Bir kez daha takdire şayan insanlarsınız. Gemlik'te amatör kulüplere ve derneklere yardım edenler hep belli. Gemlik Belediyesi, Bursa Belediyesi, Kulüpler Birliği, İl Spor Müdürlüğü, bir de sponsorlar. Aynı, onlar da bizden bıktı. Hep aynı kişiler. İyi yayınlar, selamlar demiş. Doğru söylemiş. Yani kısaca yani özetini göndermiş sezon olmuş. Bir iş adamının aynı adamın kapısını çalıyorsun verecek mi diye. Adam veriyor ki ikinci, üçüncü gitmiyor, tanıyorsun. Yani bir spor kulübü kendi ayakları üzerine durabilmesi için kendi gelirini sağlayacak, tabii, noktalarda bir başkan olarak bir şeyler yapması lazım. Kalıcı bir gelir sağlaması yani lazım ki. Yani yöneticinin cepleriyle. Bir şey söyleyeceğim. Zor yani. Bak, o kulüpleri geç hepsini, Game Spor'dan bahsedelim. Evet. 84 yılından beri Game Spor'da başkanlar değişti değil mi? Bir tane başkan göster ki Game'liğe bir tane kalıcı kar bir getiren bir şey yaptığını. Yani. Ya bir büfe, bir çay bahçesi bile alsaydı, şu gün Game Spor sabah kahvaltılarını yapacak, millete sen mi vereceksin, ben mi vereceğim diye düşmezdi. Umut Aktaş'ın dediği yapmadılar. Çok güzel. Başkan, Star çok güzel. Yıllardan yani beri de halen de aynı şey var yani. Doğru mu? Ya aynı ya, şeyden de ziyade şöyle bir şey var. Dış fikirlere kapalı. Gelire sahip olmamız lazım. Yani dış fikirlere hepsi kapalı. Dışarıdan bir fikre herkes karşı geliyor. Ben Altın ya, Ordu'nun tesislerine Arda girdim. Arda Başık geldi bize de yemeği için. Takıma Murat, Sirius Otel'de. Arda Başık, Erkan Çiftçi verdi. Ben özellikle Altın Ordu'nun tesislerine gittim. Altın Ordu'nun başkanıyla tanıştım, başkanıyla konuştum. O kadar memnun oldum ki, Altın Ordu'nun tesislerinde halka açık yerleri de mevcut. Neredeyse utanmasam diyeceğim ki, bu şehir herhalde diyeceğim, hani evinde yemek yemiyor. Dışarıdan gelen yabancı şahsiyetlere, misafirlere farklı fiyat tarife, orada yaşayanlara farklı tarife. Ya artık evde nasıl yemek yapmıyor. Nasıl peki? Hayır, evde yemek yapmıyorlar. Her gün gelen sima belli, oradan çıkmıyorlar ki. Tamam. Kadınlar altın gününü orada yapıyor, erkekler orada toplanıyor, lak lak muhabbet ediyor. Benzin istasyonundan tut, her şey, aklına gelebilecek her şey var. Her yerden geliri var ve adam aile yapısına kadar inmiş futbolcunun. Aile yapısına. Bir gün, hiç unutmuyorum, Radyo Spor'a da özellikle çıktığında telaffuz etmişti kendisi. Sohbetim esnasında sordum, dedim ya sen futbolcuya nasıl bakıyorsun? Yani nasıl değerlendiriyorsun? Ben bir gün dedi yemeğe çağırdım. Futbolcu aileleriyle birlikte kendilerini. Sporcular geldi dedi. Aileleri de geldi. Hep erkek. 4 tane mi 5 tane mi bayan var dedi. Yani karısını getirme gereği bile duymamış. Daha sonra sordum dedi. Eşiniz nerede? Evde demiş. Ne yapıyor? Televizyon izliyor veyahut da yemek yapıyor. Ütü var. Bulaşık, çamaşır. O zaman demiş bugün iptal. Bir hafta sonra aynı gün aynı yerde eşle katılmak mecburi ve zaruri olmak kaydıyla yemeği tekrarlıyorum demiş. Bir hafta sonra herkes banko eşiyle birlikte gelmiş. Karı koca. Cümbür cemaat. Demiş bu. Güzellik bu. Şimdi demiş ben sizi niye istedim biliyor musunuz? Niye? Bir sürü sporcunun burada mevcut olduğu mekan içerisindesiniz. Siz de onların ailesiniz. Yetiştiren insanlar sizsiniz. Sporculara nasıl bakıyorsunuz hemşerim siz demiş. Sabah kahvaltı veriyorsunuz mu? Bir tanesi demiş benim oğlum kahvaltı yapmayı sevmez. Bir tanesi demiş zorla ağzına sokuyorum. Bir tanesi demiş para veriyoruz poğaça yiyor ya daha ne yapalım diye. Adamları bir çizelge çıkarmış. Bunlara uymadığı takdirde senin oğlun ağzında kuş tutsa bu takıma giremez hemşerim demiş. Ailelerinin bile yapısı düzeldi biliyor musun? Yemek kültürü, beslenme kültürü her şey düzeldi. Çocuk bana geliyor diyor ki başkanım senden Allah razı olsun. Düne kadar gittiğimde ne bulursam kemiriyordum. Şimdi gittiğimde önümde hazır sofra var. Bana hiç olmadığı kadar değer veriyorlar. Farklı davranıyorlar senin sayende. Hani
Kendimi bir farklı hissediyorum eve girdiğim zaman. Değerli hissediyorum. Bak başkanın o hareketi yaptıktan sonra Cengiz gibi birçok insan çıktı. Futbolcu çıktı, sporcu Cengiz çıktı. Şimdi daha niceleri var da ismi telaffuz edilmiyor. Bizim buradaki herkesin şeyi geldiğinde biz 3. lige çıkalım. Yani çıkman için önce altyapının oluşturman lazım. Ya bizim bak, aramızda Erdal Aktağ gibi bir adam var. Hayatını spora vermiş. Mesela, çok güzel bir şey bahsettin. Böyle başlamak lazım. Tabii. Böyle başlarsan insana olan değerini, sosyal kültürünü. Mesela şöyle bir şey derdim. Erdal'la konuşurken mesela. Şimdi burada mesela maçlara gidiyor değil mi? Ya dedim ki bu insanlar beraber maç ediyorlar ama bunlar bir sinemaya gittiler mi hiç? Yok. Tiyatroya gittiler mi? Yok. Sosyal bir etkinlik bile yok. Bunlar böyle kaynaşırlar futbolcular birbirleriyle. Bunları da göstermek lazım. Ama böyle bir birim yok. Ha işte şimdi şöyle bir şey var. Diyeceksin ki bununla çok konuşmayacaksın. O zaman gideceksin orada bulunacaksın yapacaksın. O da ne yapıyor? İşte sana bana ona buna düşüyor. Bizler de işin içine girmezsek bir yere varamayız. Bu da önlü gençler ya, bunlar maliyetli işler. Çıkacak yani maliyetli işler diyenlere Gemlik Yardım Gönüllüleri özellikle Vildan Bilici diğer bayan Arzu Çam bu iki bayanı dinlemelerini tavsiye ederim. İmkansızlıklara karşı neler yaptıklarını hayatı boyunca tiyatroya ve sinemaya gitmeyen çocuklara tiyatro ve sinemayı ayaklarına getirdiklerini siz koskoca bir kulübü yönetirken bu i̇şte imkanı bulamamakken eğer Gaming Spor'un yöneticilerinden bir tanesi olacak mesela bir biriminde duracak. Ya benim söylemek istediğim yani mesela bunlarla oluşacak bu iş yani. Şükrü Turan çok güzel özetlemiş. Bize balık yemeye değil balık tutma imkanı verilsin demiş. Evet. Herkese balık yemeği öğretiyorlar. Balıkhane taşınalı çok oldu. Evet. Bak Erdal Aktay mesela Gemlikli gençlerimizin daha sağlıklı spor yapabilmesi için her bir kulübe tesis ve lokal lazım. Ve bu tesislerin işletmesini de tamamen kulüplere bırakmak gerekir. Gemlikli spor için en büyük eksiklik tesistir. Doğru. Evet her zaman aynı şeyi söylüyoruz ama sözünü balla kesiyorum. Belediye başkanı basın toplantısında şunu demişti hiç unutmuyorum. Vefa spor hususunda yardımlardan ıvırdan zıvırdan bahsedildiğinde bizim altyapımız zaten eksik. Tesisimiz yok. Ne yapalım? Bu sene çıkmayı verelim. Tesisimizi yapalım. Yaptı mı? Altyapımızı yapalım. Sen çıkmıyor. Nilüfer çıkıyor abi. Yaptı mı? Tamam. Altyapımızı yapalım. Her şeyimizi düzenleyelim. Bir dahaki seneye, belki ondan sonraki seneye daha sağlam çıkalım, oynayalım. Fırsat bir defa çıkıyor hemşerim. Bir defa. Bu zamana kadar neredeydi? Mehmet Uğur Sert Aslan değil. Onun evvelsi. Onun evvelsi. Onun evvelsi. Neredeydi? Şu gün Türkiye altyapılardan hep bizleri birisi bir temel atsa diğeri onu getirse falan hani Ankara Gücü Gençler Birliği borçsuz takımların başında gelen altyapısı Bursa Spor'la birlikte en kuvvetli takımlardı. Doğru mu? Evet. 3 büyüklere 4 büyüklere devamlı çatır çatır futbolcu satarlardı. 3 alır 5'e satar. 3 alır 5'e satar. Bir anca hocam. Nerede? Şimdi bir düştü Gençler Birliği sonra toparladı geldi. Şu an Gençler Birliği ile kıyaslama şu anda Türkiye'de altyapı problemi ayyuka çıkmış durumda. Murat Kayavaş, iyi yayınlar kaynağı kardeşler. Konuklara selamlar. Eyvallah canım kardeşim. Sezgin Başkan, seviyorum seni dostum. Tam da yayının sonuna denk getirmiş. Evet. Yani. O zaman son olarak ekleyelim son sözcüklerimizi. Az önce konuştuğumuz gibi burada bir mutabakata vardık. Hafta içerisinde haberleşiriz hep beraber. Onun sözünü vermiş olalım komple. Ulaşırız tek tek. Ortak bir payda da buluşmuş oluruz. Biz 2009'da kurulan kendi içimizdeki 5 derneğin konfederasyon kısmında canlandıralım. Sizlerin önderliğinde olsun. Gençler geliyor. Bizler de desteğimizi veririz. Geçmişte kalan tecrübelerimizle beraber. Hiç sıkıntı yok. Onun haricinde yapılacak her türlü sosyal etkinlik projelerinde de biz Galatasaray olarak varız. Yukarıdaki veteran turnuvasına da girdik. Biz yani her şeyde bulunmak istiyoruz. Sıkıntımız yok. Canfer Uzunkaya'nın bir mesajı var. Yapılan halı sahaların yanında bir kulübe bile yapılsa kulüplerin bir yeri olur. Halı sahalarda daha temiz, daha bakımlı olur. Hemen soyunma yerleri. Çok özür dileyerekten küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sezgin Mutlu'nun abisi. Adı nedir? Sedat Mutlu. Sedat Mutlu'nun bir sıkıntısı var. Buradan ekranların başında bizi izleyenlere ve yetkililere buradan duyuralım. Antrenmanlarını yaptıkları diğer takımlarla birlikte halı sahanın halısının yıllar boyunca değişmediğini söylüyor. Bu zamana kadar sen niye seslendirmedin? Sen de seslendirsene. Şimdi buraya biz, oturmak için geldin. Yani, sen de söyle. Bak bu adam bu dertten müzdarip şikayetçi.
5000 lirayı verirken gerekirse 1000'er lira da oradan keselim, 2000 lira da oradan keselim diğer çocuklardan. Çocuklar sporunu devam ettirsin, sağlıklı. Aynen, verelim, değiştirilsin, yapılsın. Yok mu bir gönüllü? Yok mu yüce gönüllü insan Ali Can Durdu'nun deyimi gibi? Yüce gönüllü bir insan yok mu koskoca 114 bin nüfus içerisinde? Hepimiz mi fakiriz ya? Bu konuda anlamadığım nokta bu. Pandemi hepimize mi vurdu? Ters koltuktan. Bak, Canfer Uzunkaya çok güzel söylemiş. Bir kulübe olsa takımların kalacakları bir yer olur. Ya oturacak, bir şey koyacakları bir yer olur. Çok basit aslında. Ya kardeşim kulübeyi bırak. Altındaki halısı yok. Halısı yok. Yani bir akşam soyunamıyor. Yani dertler var. Balık yemeyi öğrettikleri için kimse balık tutmayı öğretmiyor. Evet. Evet. Gemlik sosyal yaşamı sosyal yaşam tesislerinin hemen arka tarafında Gemlik Belediye Spor'un idmanlarını yaptığı, kaykayların olduğu yerin hemen yan tarafı. Vay! Genel yayın yönetmenim geldi. Evimizin sahibi geldi. Mülk Allah'ındır. En iyi bekçilerden bir tanesi, en iyi gözü kollayanlardan bir tanesi Serkan Kaynar'dır. Bu yüzden bir kez daha tebrik etmek lazım kendisini. Birçok böyle zararlı madde kullanan insanların yatağı haline gelmişti. Emniyet güçlerine 100.000 defa söyledim. Onların desteği sayesinde oralar bir nebze temizlendi. Ama ve lakin yapılacak pek çok iş var bu hususta. Evet. Siz bir şeylerin başlangıcını yapıp da önder olduktan sonra Serkan'cığım sana bir hediye var. Ümit Başkan sana getirdi ve senden başkasına da vermeyeceğini söyledi. Dokunursan ellerin yanar dedi. Dokunmadım. Nasıl yapalım? Derneğimizin yanımıza girer abi dur. Sen ya da yayın bittikten sonra... Yayın esnasında alması daha güzel. Canlı canlı. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Zaten bitirdik yayını. Son sözlerdi. Şöyle geriye doğru. Biraz daha geriye alalım sizi. Kamera tam kadrajdan alsın. Böyle olmaz. Şöyle bak, her şey herhalde daha rahat oluyor. Evet, harika. Neyse, vallahi şöyle yapalım. Hediyeyi görmüş olduk. Yayından sonra yapalım. Tabii. Yayından sonra fotoğrafları bu işi de. Bir kez daha teşekkür ederim nazik hediyeniz için. O zaman son sözleri evet, alalım. Evet, son sözleri alalım. Yayını da bitirelim. Zaten iki saati fazlasıyla geçtik. Osman kafamı kıracak gibi bakıyor bana karşı taraftan. Ya zaten 5 saatte programı devam ettirsek biz bu problemi çözemeyiz. Çünkü masa başında çözülecek bir problem değil. Tamamıyla sokaklara inip de çözmek gerekiyor. Sezgi Polar güzelmiş, bir tane de bana yollar mısın demiş Alitan. Elbette Alitan, ben sana yollarım Alitan. Yok. Yok, bulamazlar. Yok, üstündekini satmaya çalışıyor. Telat Başkan. Kulüpler Birliği üyesi Telat Başkan da orada, selam var bakın. O zaman son sözlerinizi alalım, evet. Ondan sonra programın kapanışını gerçekleştirelim. Uygun mudur? Öncelikle ben gireyim madem, son şey yapayım, en son başkan kapatsın. Bizi buraya davet ettiğiniz için Kiyos ailesine, Serkan Bey, sizlere, Kemal Bey, kardeşim Koran'a çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah bizi, kardeşim. Mesajlarıyla destek veren, izleyen izleyicilerimize de bize katlandıkları için teşekkür ederiz. Söyleyeceğim tek bir şey var. Gemlik'teki tüm izleyici ve ailelere, gençlerine, çocuklarına spora yönlendirsinler. Ama bir taraftar grubu olur, ama başka bir şey olur, ama spor yapılsın. Spor olan yerde kötülük olmaz diyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Serkan abime böyle bir zemini bize oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Önce ona, sonra sizlere. Eyvallah. Beraber yolculuk ettiğim, beraber yediğim, içtiğim, güzel zaman geçirdiğim bir abimiz. İnşallah daha da güzel şeyler olur. Biz gemideki sporla olan herkes, her şeyi varız. Kapımız açık. Kim kapımızı çalarsa, ne istiyorlarsa biz herkes her şeyi yaparız. Tekrar teşekkür ederim yayın içinde. Çok sağ olun. O zaman beraber yiyip içtiğin Serkan abine çağırırken beni de çağır. Ben de göbek varken ben de yer içerim. Ne yapacaksın abi? Gariban olunca böyle arada bir kaynayıp bir durum. Şimdi vallahi iyi ki geldiniz. İyi ki bizlerle birlikte oldunuz. Ağzınıza, sesinize, soluğunuza sağlık. Nice programlar diliyorum. Vallahi ben özellikle zevk aldım. Gayet güzeldi. Tam orta noktayı da bulmuşken tam tadını da kapatmak lazım. İstersen bizim için faydalıydı. Güzel bir yayında. Sen konuş, en son kapanışı ben yapayım. Yok, benim ekleyecek bir şeyim yok üzerinde. Dediğim gibi gayet güzel bir yayındı. Sesinize, yüreğinize sağlık. İnşallah Gemlik için de faydalı bir işin temelini atmış oluruz bu yayında. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. O zaman ne diyelim?
bir dahaki cumaya saatler 18'i gösterdiğinde inşallah bizler nefesimiz yettiği ve ömrümüzün yettiği müddetçe burada olmaya çalışacağız elbette. En güzel günler, en güzel günler sizlerin olsun. Esen kalın. Haftaya cuma günü yine bu stüdyoda Şeref Tribünü programında yine spor konuşulacak ve farklı konuklarla stüdyo içerisinde şen şakrak, gülüş gülmüş harika bir program geçireceğiz. Bizi takip etmeye devam. Bizden ayrılmayın.